Bir haftayı daha tamamlarken Cuma gündemindeyiz sevgili seyirciler. 15 Aralık 2017 Cuma yaklaşık 3,5 saat boyunca günaydın Türkiye'de saat 11'e kadar sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Bugün neyi takip edeceğiz? Hangi açıklamalar ön plana çıkabilir? Onun ayrıntısıyla başlayalım sevgili seyirciler gündem. Başbakan Binali Yıldırım resmi konutta Senegal Cumhurbaşkanı ile görüşecek ve göç ve uyum sempozyumuna katılıyor. Buradaki açıklamalarını takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal, Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nca düzenlenen Orta Doğu Konferansı'na Kadıköy Kozyata Kültür Merkezi'nde de aydınlanma ve Atatürk devrimleri çalıştayına katılıyor. Kılıçdaroğlu ayrıca e, TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu üyeleriyle de yemekte bir araya gelecek. Burada yapacağı açıklamalar e, önem taşıyor. E, bunlara bakacağız sevgili seyirciler. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek ayrıntısına bakacağız. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Projesi imza törenine katılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Ayvalık'ta orman yangınında zarar gören sahada filan dikim törenine ve Altınova İskele Jandarma Karakolu açılış merasimine katılıyor. Ve burada da parti teşkilatını ziyareti var. Buradaki açıklamalarına bakacağız. Diğer gündeme geçelim. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi sempozyumuna katılacak. E, günümüzün günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi çocuklarda obezite ve bunun erken yaşta önlenmesi çerçevesindeki bu sempozyum önem taşıyor. Yeditepe Üniversitesi'ne de ayrıca ziyarette bulunacak Sağlık Bakanı, Meclis Genel Kurulu'ndaysa Çevre ve Şehircilikle Kalkınma ve Adalet Bakanlıklarının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek. Buradaki rakamlar ve elbette ki meclisteki tartışmaları takip ediyoruz. Ekonomi Bakanı Niyazi Bekçi, Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonları ödül törenine katılıyor. Buradaki ayrıntılara birlikte bakacağız. Ekonomide Merkez Bankası Ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ise Eylül ayı işgücü istatistikleriyle 3. çeyreğe ilişkin inşaat, ciro ve üretim endekslerini açıklayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise Kasım ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin verileri duyuracak. Ekonomik açıdan bu verileri de yıl sonuna doğru geldiğimiz bu dakikalarda e, bugünlerde takip edeceğiz. Maliye Bakanlığı ise Kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak ve e, esasen e, yılı nasıl bitireceğimizi ilişkin e, önemli bir dört veriyi edinmiş olacağız bugünkü ekonomik e, takiple. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB liderler zirvesi ise devam ediyor. AB zirvesinin İngiltere olmadan gerçekleştirilecek bu oturumunda e, İngiltere'deki Brexit ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor. Ee, ekonomik Türkiye ilişkin bir diğer takip edeceğimiz gündemse asgari ücret tespit komisyonunun 2018 yılında geçerli olacak. Asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında Türk İş'te yapılacak toplantı %11.1 olarak büyüyen Türkiye'de fedakarlık işçiden yine istenmişti Sarı Eroğlu tarafından ancak tepkiyle karşılanmıştı. Bugünkü tabloda e, bu değişecek mi? ...ya da daha e, anlamlı bir e, tarifle bir seçim atmosferi, erken seçim atmosferinden bahsediliyor. Bu çerçevede bir geri adım söz konusu olacak mı ona bakacağız. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nci Ortaköy'deki eğlence merkezinde... ...yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin... ...aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdülkadir Mahşeripov'un da bulunduğu... ...51'i tutuklu 57 şüphelinin yargılanması devam ediyor... Adli başlıkta Fethullahçı terör örgütüne yönelik olarak dava süreçleri de yine takip ettiğimiz notlar arasında. Sporda basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes İspanya'nın Baskonya takımını konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde ise 16. haftanın açılış maçında Balıkesir Baltok'la Gazişehir Gaziantep karşılaşıyor. Yine futbolda Türkiye Ziraat Kupası'nda son 16 turun kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka salonunda gerçekleştirilecek. Erkekler Kupa voley final etabındaysa Şanlıurfa'da gözler olacak ve ilk günde Halkbank'la Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankası İnegöl Belediyespor Spor Arkaspor, Spor, Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da Fenerbahçe maçları var. Voleybol severlere de sabahın ilk dakikalarında bunları duyurmuş olalım sevgili seyirciler. 15 Aralık'ta tarihte yansıyan notlarımızda neler var ona bakalım. 1893'te William Thompson, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi'nde sunduğu bildiriyle ...Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun kitabelerini okuduğunu bilim dünyasına açıklıyor. Yıl 1893-15 Aralık. 23'e geldiğimizde ise Türkiye-Macaristan Dostluk anlaşması İstanbul'da imzalanıyor. 48'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sivas Kongresi'ne seçilen temsil heyeti üyeleriyle... ...meclisin birinci döneminde bulunan üyelere vatani hizmet te e tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun kabul ediliyor sevgili seyirciler. Bir sonraki tarihte bugün gündeminde ise 1948'e gideceğiz. Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başlıyor. 1949'da ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun İstanbul'da bürosunun açılışı göze çarpıyor. Genç Türkiye'nin önemli hamlelerinden 1954 üreten Türkiye diyorduk. İşte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kurulması bu tarihlerde önemli gelişmelerden biri. 1957'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddediyor ve 60'lara doğru uzanan sürecinde fitili bu şekilde ateşlenmiş oluyor. 1975 Aralığı Sovyet Uzay Sondası Venera 7 Venüs gezegenine ulaşıyor ve etrafında yaklaşık 23 dakika dolanarak dünyaya ilk bilgileri gönderiyor. 1986 15 Aralık Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türk vatandaşı olduğunu tuvar. Geçtiğimiz günlerde milli sporcumuz da biliyorsunuz yaşamını yitirmişti. 1987'de Cumhuriyet tarihinde dolar resmen ilk kez 4 haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan dolarının satış kurunu 1300 liraya yükseltti. Özellikle liberal ekonomik politikaların Türkiye'de hakim olduğu yıllarda İlk işte başımıza açılan dert galiba bu tarihler 1300 lira yükselen doların tarihi 15 Aralık 87. 1990 15 Aralık'ı Kırgızistan'ın bağımsızlığı göze çarpıyor ve 2004 15 Aralık'ında da şair yazar Şükran Kurda Kul hayatını kaybettiği notu var tarihteki notlar arasında. Son 24 saatte neler oldu onu anlatarak devam edelim. Amerika'nın üst düzey iki komutanı Ankara'da. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle'la Avrupa Kuvvetler Komutanı Cortis Scaparotti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi de katıldığı zirvede bölgesel güvenlik konularının görüşüldüğü ifade edildi. Birleşmiş Milletler'deydi gözler ve Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre'nin 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelenekselleşen yıl sonu basın toplantısında dikkat çeken Türkiye açıklaması yaptı. Suriye krizi hakkında sorulara Krizde en çok çeken ülke Türkiye yanıtını veren Rus lider 2018 seçimlerine ilişkinde açıklama yaptı. Bağımsız aday olarak katılacağını ifade etti. Toplantıyı 1600 aşkın gazeteci takip etti. S-400 konusunda bu hafta içinde imzaların atılması bekleniyor. Son olarak kredilendirme konusunda Rusya ile mutabık kalındı. Bu konunun kağıda dökülmesi ve detayların konuşulmasının ardından imzalar atılacak. İstanbul'daki zirveden çıkan Doğu Kudüs kararı için atılacak adımlar netleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP Doğu Kudüs'te vakit kaybetmeden Türk büyükelçiliği açılsın çağrısı yaptı. Hükümet kanadındansa yeni bir aşamadayız, çalışmalar sürüyor açıklaması geldi. Konunun uzmanlarıysa Kudüs kararlarını imza atan devletlerin somut adım olarak büyük elçiliklerini Doğu Kudüs'e taşıması gerektiğini belirtiyor. Profesör Hasan Ünal, ABD'nin yaratmak istediği Şii-Sünni bloklaşmasının da çöküşe uğradığı görüşünde. İslam İşbirliği Teşkilatı olan üstü liderler zirvesi gerçekleşti biliyorsunuz. Ancak İsrail 1967 yılından bu yana savaş halinde olan Suriye zirveye davet edilmedi. İstanbul'daki zirveyi kuşkusuz önemli sözleriyle değerlendiren emekli büyükelçi Onur Öğmen, Orta Doğu'da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz dedi. Amerika'nın Kudüs kararına tepkiler sürüyor. İstanbul'da onlarca servis şoförü araçlarıyla birlikte Amerika ve İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. İstanbul Mahmut Bey'de ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili soruşturma derinleşiyor sevgili seyirciler. Teröristlerin hedefinde polisleri taşıyan Çevik Kuvvet Otobüsü'nün olduğu ortaya çıktı. Bu arada gözaltına alınanların sayısı da ona yükseldi bu soruşturma kapsamında sevgili seyirciler. Henüz ilk ışık yansımadı İstanbul'a. Bakalım trafikteki kırmızılık durumu ne? Ona bir göz atalım sevgili seyirciler. %42'ler haftanın en düşük seviyesi olarak gözümüze çarpıyor. Bu haritada da genel ölçekte baktığımızda gözümüze yansıyor zaten. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Anadolu Avrupa geçişinde. Ümraniye'den itibaren zaman zaman trafik durma noktasında olsa da süreklilik değil arada boşlukta hızı arttırma imkanı olacak yine 15 Temmuz Seyitler Köprüsü Boğaziçi Köprüsü'ne doğru Çamlıca girişinde biraz yoğunluk söz konusu olsa da genel itibariyle rahat bir görüntü sergiliyor. Gebze günü hem tem hem E5 hattında oldukça rahat bir akış sergilerken Avrasya Tüneli'ne doğru E5 hattında yine Bostancı-Göztepe arasında trafik zaman zaman durma noktasında ama genel itibariyle rahat bir seyir var. Avrasya Tüneli 1 ve 2. köprülerde gidişte ve gelişte herhangi bir sorun gözükmüyor. Sevgili seyirciler sahil yoluysa e, akıcı bir görüntü sergiliyor. Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında her zaman olduğu gibi Haramidere ilk gözümüze çarpan nokta sonrasında Esenyurt-Tem bağlantı yolunda her sabah olduğu gibi aynı noktada aynı noktada aynı noktada trafik yoğun. Yine aynı noktalardan biri Avcılar-Küçükçekmece-Sefaköy hattı ve orada da trafik yoğunluğu göze çarpıyor sevgili seyirciler. E5 hattında ee, hemen Şirin Evler çıkışından itibaren Cevizli Bağ doğru trafiğin yoğunluğu söz konusu olsa da onun dışında rahat bir görüntü sergiliyor. Tam zıtlı yönde de kısa e, süreçli havalimanı kavşağına doğru bir yoğunluk var. Havalimanı kavşağı ve sahil yoluysa gidiş ve gelişte oldukça rahat görüntü sergiliyor. Mahmut Bey Bayrampaşa güzergahında tam orta noktada e, bir duraklama söz konusu onun dışında rahat bir akış var. Ve yine Gazi Osman Paşa, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında e, Kağıthane'ye doğru zaman zaman trafiğin yoğunlaştığı göze çarpıyor. Biz bunları anlatırken de trafik yoğunluğu %44'leri buluyor İstanbul'da sevgili seyirciler. Gecenin gelişmeleriyle devam edelim. New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları mahkemeden bu dosyaya bakan Federal Soruşturma Bürosu Aşanı Jennifer McReynolds'ın ifadesinin alınması talebinde bulundu. Amerika Atilla'ya karşı davasında sevgili seyirciler dün yaşananların notları. Atilla'nın avukatlarından Katie Fleming mahkemeye yeni bir dilekçe daha sunmak e, sunarak bu davaya bakan ve ayrıca Atilla'nın New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda tutuklandığında ve sonrasında müvekkilini sorgulayan FBI yaşanının ifade vermesi isteğinde bulundu. Öte yandan savcılık makamı da mahkemeye gönderdikleri dilekçede Atilla'nın avukatlarının davanın hükümsüz kılınması talebini itiraz etti savunma makamı müvekkillerinin yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu Firari Eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın çalıntı deliller sunması ve yanlış ifade vermesi nedeniyle mahkemeden davanın hükümsüz kılınmasını istemişti. Davanın yargıcı Richard Berman davanın hükümsüz kılınmasına ilişkin kararını henüz açıklamadı. Bu arada Atilla'nın avukatları dünkü duruşmada müvekkillerinin ifade vereceğini açıklamıştı. Ancak ifade vermesi beklenen Atilla kürsüye çıkmadı ve duruşma mahkeme başkanı Börman'ın tarafları yanına çağırıp yaptığı görüşmenin ardından erken bitirildi. Atilla'nın avukatlarından Katie Fleming, duruşmanın bitmesinin ardından Atilla'nın adını temize çıkartmak için ifade vermek istemesinin kendi kararı olduğunu söyledi ancak Fleming, müvekkilinin ifade verip vermeyeceği yönündeki sorulara net yanıt vermedi. Atilla'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Dün öğleden sonraki oturumun başındaysa savcılık makamı Atilla'nın 17 Mart 2017 tarihinde New York Havalimanı'nda gözaltına alınarak FBI tarafından sorgulandığı görüntüden 6 dakikalık bir kısmı jüri üyelerine izletti. Görüntüde iki FBI ajanı Atilla'ya gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı olduğunu söylerken Atilla imkansız anlamıyorum benim rızayla hiçbir şahsi işim yok olsa benim ABD'de ne işim var ifadesini kullanıyor. Dün sabahki oturumun başında sorgulanmasına devam eden FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Korkmazsa Haziran 2016'da dosyada bilirkişi görevinde bulunmuş bir memurun da delil temin ettiğini anlatan Korkmaz, ABD'li savcılarda ilk olarak avukatı aracılığıyla iletişim kurduğunu anlattı. Daha sonra Atilla'nın avukatlarından Todd Harris'ın Türkiye'de kendisine karşı yöneltilen iddianamedeki delilleri asılsız olarak nitelendiren Korkmaz'a o halde sizin Türkiye'de yasa dışı elde ettiğiniz deliller nasıl benim müvekkilim Atilla Bey'e karşı kullanılabilir sorusunu yöneltti ancak cevap alamadı. Dünkü notlar arasında davanın sevgili seyirciler. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından günaydın Türkiye'ye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden herkese merhaba. Son tahminlerle karşınızdayız. Bakalım önümüzdeki 3 günlük periyotta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Cuma gününden başlayarak anlatalım. Cuma günü yurt genelinde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Batı kesimlerde hava bulutluluğu biraz fazla olacak ama diğer kesimlerde parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde Cuma günü de sise ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı sistem yurdu etkisi altına almaya başlayacak. Özellikle batı kesimlerden başlayarak Ege'nin büyük bölümünde neredeyse tamamında Batı Akdeniz'de yine Marmara'nın büyük bölümünde yağmur geçişlerini göreceğiz. Lodos'la birlikte yani güneyli rüzgarlarla birlikte yağışlar giriş yapacak ülkeye. Cumartesi günden itibaren soba ve bacı gazı zehirlenmelerine karşı dikkat ve tedbirli olmakta fayda var. Diğer kesimlerde yağış yok. İç kesimlerde yine sis ve pus etkili olacak. Pazar günü ise bu yağışlı alan alanını biraz daha genişletecek. Ege bölgesinin tamamında yine Marmara'nın tamamında Akdeniz'in büyük bölümünde Mersin'den başlayarak Antalya'ya kadar olan kısmı ile birlikte göller yöresinde de yağışları göreceğiz. Yine İç Anadolu bölgesinin kuzey batı kesimleriyle Batı Karadeniz'de de yağış göreceğiz. Bu yağışların kuvvetli olduğu alanlar var. Bunları da hemen paylaşalım. Pazar günüyle birlikte Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul çevrelerinde bu yağışlar kuvvetli olacak. Vatandaşları uyaralım. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar kuvvetli yağışa karşı ve rüzgara karşı tedbirlerini alsınlar. Lodos'ta devam edecek yine pazar günü içinde. Diğer kalan alanlarda herhangi bir yağış beklentisi yok. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde yine sabah ve gece saatlerinde sise ve pusa karşı dikkatli olmakta fayda var diyelim. Ve 3 mülkelimizin ayrıntılı tahminleriyle videomuza devam edelim. İstanbul'a başlıyoruz. İstanbul'da cuma günü parçalı bulutlu. Cumartesi günü sanat yağış geçişleri başlıyor İstanbul'da. Pazar günü ise kuvvetli sağanak yağış olacak İstanbul'da. Hatırlatalım cumartesi ve pazar günü yine güneyli kuvvetli rüzgarlar olacak İstanbullular dikkatli olsunlar. En yüksek sıcaklıklar 16-17 derecelere kadar çıkarken en düşük sıcaklıklar 12-14 derecelere kadar gerileyecek İstanbul'da. Ankara'da da yağış var. Pazar günü sağanak yağış geçişlerini göreceğiz. Cuma ve cumartesi günü sisli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 12-15 derecelere kadar çıkarken en düşük sıcaklıklar 1-7 derecelere kadar düşecek. Ankara'da da pazar günü özellikle güneyli rüzgarlar olacak. İzmir'e bakalım. İzmir'de önümüzdeki üç günlük periyodun iki günü yağmurlu. Cumartesi ve pazar günü sağanak yağış geçişleri olacak. En yüksek sıcaklıklar 19-18 derecelere kadar çıkarken en düşük sıcaklıklar 12-15 derecelere kadar düşecek. İzmir'de de sıcaklıklardan bahsetmişken hafta başından itibaren artık İç ve batı kesimlerdeki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar da soğumayla birlikte yavaş yavaş mevsim normallerine doğru gerileyecek hafta başından itibaren. Son tahminler böyleydi. Hoşçakalın. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler yine gecenin gelişmeleriyle devam edelim. Filistin yönetimi Beyaz Saray'da yapılan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yıllardır barışı engellediği günündeki açıklamaya tepki gösterdi. Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyn'e söz konusu açıklamanın asla doğru olmadığını ve kabul edilmeyeceğini belirtti. Abbas'ın her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere uluslararası kararlara dayanan adil barışa bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınmasını istediği her zaman tekrarladığını belirten Ebu Rudeyne şunları kaydetti: Barış sürecini baltalayan unsur işgalin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de aralarında bulunduğu tüm ABD yönetimlerinin kınadığı yerleşim birimi faaliyetlerinin sürmesidir. Abbas, adil barışa bağlı şiddete ve teröre karşıdır. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı olan üstü zirvesinin kapanış konuşmasında ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla aslında kendisiyle çeliştiğine dikkat çekerek kararın uluslararası hukuka da aykırı olduğunu ifade etmişti. Abbas ayrıca bizler bundan sonra Filistinliler olarak ABD'yi çözüm süreci içinde ara bulucu olarak e, kabul edemeyiz. Çünkü bugün itibariyle bir ara bulucu için en basit ve açık olan tarafsızlık şartını yitirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gideceğiz ve bu kararın iptali için başvuracağız demişti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın söz konusu konuşmasına karşılık Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir isim. Başkan Trump barışa bağlı kalacaktır. Yıllardır barışı engelleyen bu tavır sürpriz değil. Bu gibi tepkileri bekliyorduk. İsrail ve Filistin halkına fayda sağlayacak olan planımızı uygulamak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi önünde düzenlenen Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Gündeminde ise asgari ücret vardı. Hiç bu Kılıçdaroğlu asgari ücret 2000 lira olacak demiş. Nereden çıkardı bu rakamı? Ben düşünerek çıkardım. Bir daha söylüyorum, düşünerek çıkardım. Niye 5000 lira demedim? Niye 2500 lira demedim? 2000 lira dedim. Niçin? 2000 lirayla ancak insan geçinebilir. Ancak zar zor 2000 lirayla geçinebilir. Seçimlerde dedim ki asgari ücret net 1500 lira olmalı. Kıyameti kopardılar. Nereden buldun bu parayı? Bu para yoktur, bütçede yoktur diye kıyamet kopardılar. Sonra dediler ki, ya evet verilebilir galiba. 1400, 400, 4 liraya çıkardılar, 1404 liraya çıkardılar. Ama biz şunu yaptık, o zat çok iyi duysun. Biz şunu yaptık, bizim bütün belediyelerinde, belediyelerde asgari ücreti net 1500 lira yaptık. Sevgili Erdoğan beni duyuyor musun? Bizim belediyelerde asgari ücreti net 1500 lira yaptık. Bizim belediyeler Erzurum'un en küçük çat belediyesi bile net 1500 lira işçisine para verirken sen devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin başında oturmuşsun hükümet olarak sen neden 1500 lira veremiyorsun? Çünkü biz vatandaşı düşünüyoruz. Senin gibi manadan önünde gidip de şirketler kurdurtmuyoruz. Biliyorum şimdi gene mahkemeye verecek. Mahkemeye verince benim korktuğumu sanıyorum. Ya ben senden korkmam arkadaş. Kimsin sen senden korkacağım? Ben hayatını bu ülke için ve bu millet için feda etmeye hazır bir kişiyim. Benim benim bütün derdim bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Herkes. Şimdi 2000 lira dedim. Efendim bu parayı nereden bulacağız diyorlar. Para var kardeşim. Türkiye zengin ülkedir. Para var da sen cebine ayırdığın paradan vazgeçersen işçiye para vardır. Köylüye de para vardır. Emekçiye de para vardır. Böbürleniyorsun. Efendim Türkiye yüzde on bir nokta bir büyüdü. E kim büyüdü? Çiftçiye soruyorum büyümemiş. İşçiye soruyorum büyümemiş. Emekliye soruyorum büyümemiş. Esnafa soruyorum büyümemiş. Peki kimin cebi büyüdü? Kimin cebi büyüdü? Yandaşların cebi büyüdü. Onlar parayı aldılar. Ben o parayı onlardan alacağım, millete vereceğim. Hiç kimse merak etmesin. Şimdi ben bunları söyleyince yine kıyameti koparacağım. İstediğin kadar kopar kardeşim bu işçiye vereceksin. Eğer Çat Belediyesi net 1500 lira veriyorsa 2018'de 2000 lira net işçiye para vereceksin. Vermek zorundasın. Ha diyorsan ki bu para çok. O zaman sana bir teklifim daha var. Bir teklifim daha var. Çok basit bir teklif. Bir ay ayda 2000 lirayla idare et ne olacak? Bak bakalım başına ne geliyor? Ayda 2000 lira. Otur. Uçağa, uçağa biniyorsun para vermiyorsun. Arabaya biniyorsun para vermiyorsun. Yemek yiyorsun para vermiyorsun. Ne yapsan para vermiyorsun. Ya bu 2000 lira alacak olan işçi dolmuşa para verir. Otobüse para verir. Yiyeceğe para verir. içeceğe para verir. Efendim çocuğunu okula gönderir para verir. Evin kirasını verir. Sen kira da vermiyorsun. Ya sen kardeşim ayda alıyorsun dünyanın parasını geçinemiyorsun. bin lirayı işçiye fazla görüyorsun. O 2 bin lirayı alacağız ve o işçiye vereceğiz. Nokta, nokta bu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsillisi'nin iki Haley'i inkar edilemez kanıtların, İran'ın Yemen'de usulere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu iddia etti. Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de, Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkartılan bazı malzemeleri kanıt olarak sundu. Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu söyleyen Haley bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik ve özellikler taşıdığını ileri sürdü. Bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bariz ihlali olduğunu savunan Haley, uluslararası toplumun nükleer araştırma dolayısıyla başka bir yol aradığını söyledi. Haley, ABD'nin İran'a tavrına karşı çıkan diğer ülkeleri bir araya getireceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın nükleer anlaşmaya uymasına rağmen Birleşmiş Milletler'in balistik füze geliştirme programını sonlandırması önündeki çağrısına karşı geliyor olabileceği uyarısında bulunmuştu. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan raporda İran'ın Yemen'deki usulleri 22 Temmuz 4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarda kullanmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etmişti. İran'la P5 artı 1 ülkeleri tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmiş ve İran'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmıştı. İran'la yapılan nükleer anlaşma seçim kampanyası döneminden bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Göreve geldikten sonra birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri olarak nitelendiren Trump, Tahran konusunda sert adımlar atılacağı mesajını vermişti sevgili seyirciler. Bu haberin ayrıntısını şöyle şekillendirmekte fayda var sevgili seyirciler. İran'ın hedef olduğu bölge açısından oldukça net ve ortada. Amerika'nın yeni bütçesinin satır arası ayrıntılarda da yeni bir silahlanma ve bir müdahaleye açık askeri unsurlar taşıyabileceğine ilişkin tartışmaların hemen peşine Haley'in işte elinde güya ...bir takım delillerle ve parçaları da delil olarak sunmasını da ifade edersek bir hareket tarzı mıdır? Yeni yıla ilişkin bu çerçevede bir hazırlık mı vardır? Buna yönelik bir tartışma vardı. Ama geçtiğimiz süreçte özellikle hatırlarsanız Colin Powell'ın sonrasında itiraf ettiği işte Irak'ta nükleer silah var. İşte tırların içindeki dorselerin içindeki silahları buna güya o zaman örnek göstermişti. Ee, ama bunun bir yalan olduğunu daha sonra açıklamıştı. Sanıyoruz benzer bir hamle yeniden e, Arabistan, e, yeniden Amerika'da tezgahlanıyor'a benziyor sevgili seyirciler. Suudi Arabistan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci İran'la ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılayarak uluslararası toplumdan İran yönetiminin yargılanmasını da istedi. Suudi Arabistan'ın Amerika sevdası sürüyor sevgili seyirciler. Arabistan ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Haleyim bazı füze parçalarını göstererek İran'ın Yemen'de Husilere yönelik füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunmasını memnuniyetle karşıladı ve uluslararası toplumdan İran'ı yargılamasını talep etti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ayrıca İran'ı Yemen'deki Husi milislere destek verdiği gerekçesiyle kınadı. İran'ın terör saldırılarını finanse etmek için kullanmak üzere petrol gelirlerini ele geçirmesinde, deniz yolları güvenliğini tehdit etmesinde, Suudi Arabistan topraklarına saldırmasında ve sivil yerleşim yerlerine füze atmasında Husilere destek verdiği belirtildi. Haberde Riyad yönetimi uluslararası toplumdan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının uygulanması için acil harekete geçmesini ve İran yönetimini yargılamasını istedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali dün yaptığı açıklamada bazı kanıtların İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu iddia etmişti. Evet bölgede Kudüs merkezli olarak başlayan e, tartışmanın e, nereye doğru hedef alınacağına dair belki izler taşıyor. Bu iki açıklama hem Amerika hem Suudi Arabistan merkezinde. Özellikle Suudi Arabistan'daki Amerikacılığın e, bölge ülkeleri açısından da ciddi bir tartışma e, doğurduğunu bir cümle olarak burada e, notlarımız arasına almak durumundayız. Yeniden yurda dönelim. Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda iki el yapımı patlayıcı düzeni 2,5 kilogram amonyum nitratla çok sayıda malzeme ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik kent merkezi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada operasyonda teröristler çağrasıya yerleştirilen iki el yapımı patlayıcı düzenliği düzeneği, iki buçuk kilogram amonyum nitrat, iki kalaşnikov şarjörü, sek fişeği kutusu, beşli güneş paneli, 40 büyük tüp, jeneratör, 4 takım leşker kıyafeti, 10 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 3 met, 4 boş sığınak, 200 metre branda, 180 metre hortum, 50 metre naylon, 1 top sera naylonu ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca operasyonda yaşam malzemesi olarak 20 kilogram makarna, 10 kilogram zeytin, 100 kilogram un, 100 kilogram mercimek, 30 kilogram deterjan, 6 kilogram çay, 2 yemek ocağı, 3 soba, 6 çakmak gazı, 4 testere, 3 keser, 5 kürek, 3 kazma, 5 pil bloğu, 6 adet aküyle şemsiye ve tıbbi malzeme bulunduğu bildirildi. Açıklamada kent genelinde teröristlere yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. Ve son 24 saatin gelişmelerinden önemli başlıkları da aktaralım. Amerika'nın üst düzey iki komutanı Ankara'ya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle'la Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparatti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Irak Genelkurmay Başkanı Osman El de katıldığı zirvede bölgesel güvenlik konularının görüşüldüğü ifade edildi. Genelkurmay Karargahı'nda önemli bir askeri zirve yapıldı. Zirve Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle'la Avrupa Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparotti katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde zirvenin 3. konuğu da Irak Genelkurmay Başkanı Osman El Ganim oldu. Genelkurmay Başkanı'ndan yapılan açıklamada zirvede başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleriyle mücadelede alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi. Anadolu Ajansı'na konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay John Thomas da ziyaretle ilgili detayları güvenlik nedeniyle paylaşmayacağını söyledi. Zirvede Afrin'deki son gelişmelerde PYD'ne yapılan silah sevkiyatının ele alındığı, özellikle PYD'nin silahsızlandırılması konusunda Türkiye'nin talepleri ve atılacak adımların değerlendirildiği belirtiliyor. İddialara göre Amerika terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin tehdit olarak görünmemesini talep etti. ABD'li General Wattle, Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim, terör örgütü PYD ilişkileri askeri olarak yöneten Wattle, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan FETÖ'cü subaylar içinde ABD ordusunun yakın müttefikleri ifadesini kullanmıştı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistra, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Suriye konulu Cenevre görüşmeleri başarısız oldu. Açıklama Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Mistura'dan geldi. Özel temsilci Mistura Suriye konulu 8 Cenevre görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerde 2 gün önce Beşer Caferi başkanlığındaki heyet Mistura ile bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelenekselleşen yıl sonu basın toplantısında dikkat çeken Türkiye açıklaması yaptı. Suriye krizi hakkındaki sorulara krizden en çok çeken ülke Türkiye yanıtını veren Rus lider 2018 seçimlerine de bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı. Toplantıyı 1600'ü aşkın gazeteci izledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl sonunda gerçekleşen büyük basın toplantısını düzenledi. Gazeteci sayısının sürekli arttığı toplantıya bu yıl 1600 gazeteci katıldı. Rus lider basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Orta Doğu, Uzak Doğu ve Amerika ile ilişkilerini değerlendirdi. Putin Suriye'de 2011'den beri süren krize ilişkin bunun acısını en çok çeken Türkiye, Zira Türkiye çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor değerlendirmesini yaptı. Putin ayrıca Rusya'nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini söyledi. Suriye'deki krizi Şam'ın tek başına çözemeyeceğini, bunun uluslararası toplumun ortak çabasını gerektirdiğini belirtti. Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Eylül ayında aldığı bağımsızlık kararı ile ilgili yasalar çerçevesinde hareket edilmeli ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ifadelerini kullandı. Ayrıca Kürtlerle geleneksel ve tarihi olarak çok iyi ilişkilerimiz var diye konuştu. Rus lider Afganistan'la kuzeyindeki Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan sınırlarında uluslararası terör tehdidinin arttığını söyledi. Rusya'nın Tacikistan'daki askeri üssüyle Kırgızistan'daki hava üssünü göz önünde bulundurduğumuzda bu elbette bizi çok tedirgin ediyor dedi. Çinle ilişkileri değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Çin, Rusya'nın stratejik ve ticari partneri, 2018'deki seçimlerin sonucuna bakılmaksızın Rusya ve Çin stratejik partnerler olarak kalmaya devam edecek dedi. <Sessizlik> Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Amerika füze krizindeki tansiyonu düşürmeli diyen Rus lider, Amerika'nın Pyongyang yönetimini provoke ettiğini söyledi. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Kore'nin amaçlarını bilmediğini öne sürdü. Kore'den fırlatılacak bir füze feci sonuçlara yol açabilir dedi. Putin, Rus-Amerikan ilişkilerini de değerlendirdi. Amerikan Başkanı Trump'ın ciddi başarılar elde ettiğini söyledi. Amerika ile ilişkilerin normalleşeceğinden eminim dedi. Savunma alanında Amerika kadar harcama yapamayız ifadesini kullanan Putin, Rusya ordusunun gelişimine dikkat edecek ancak silahlanma yarışına girmeyecek dedi. Vladimir Putin 2018 seçimlerine de bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı. Rusya açısından bu bağımsızlık meselesi önem taşıyor bir de tabii S-400'ler meselesi var. Türkiye-Rusya ilişkilerindeki son hamlede S-400'lere ilişkin kredilendirmede de artık mutabık kalınması çerçevesinde açıklamalar vardı. Ve buna dair ayrıntıların kağıda dökülmesine takiben de artık imzaların atılması bekleniyor. S-400 konusunda bir sorun yok. Rusya'dan alınacak S-400'ler için artık sayılı günler kaldı. Sadece kredilendirme konusunda en son Putin'in ziyaretinde mutabakat sağlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza müjdesini Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile yaptığı ortak basın toplantısında verdi. Uzmanlarımız bunu sürdürüyor. Tamamlandıktan sonra belki de bu hafta içinde bu imzalanacak. İmza bu hafta içinde açıklaması yaptı Çavuşoğlu. Hava savunma sistemi için tek engelse mutabakatın kağıda dökülmesi. Bunun kağıda dökülmesi ve detayların konuşulması gerekiyor. Ve bir diğer konu S400 sistemlerinin kurulma aşamasında süreç nasıl işleyecek? Eğer teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa Rusya'dan konunun uzmanları getirilecek. Eğer kurulurken Rusya'dan teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa onlar da gelir. Türkiye'de bu çalışmaları yaparlar, dönerler. Gelecek muhtemel mühendislerin asker olması konusu da gündemdeydi. Çavuşoğlu, silahla asker konuşlandırılması iddialarına yanıt verdi. Bu teknik bir çalışma e, dedi. Bu çalışmalar Rusya'nın Türkiye'ye asker konuşlandırılması anlamına gelmez. Bu fikir nereden çıktı anlamak mümkün değil. Yani bunun mükayese etmek bile işin doğrusu abestir. Bu sadece teknik bir çalışmadır. Ayrıntılara bakmaya devam edeceğiz. Yazılı basından başlıklarla devam edelim yayınımıza. Aydınlık gazetesi 15 Aralık 2017 Cuma manşetinde ABD generalleri telaşta başlığını kullanmış. Ankara'ya gelen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel ve ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparotti bölgede yaşadıkları ağır kayıpları telafi çabası içinde diyor. Güvenlik zirvesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılıyor diyor ayrıntıda. Tanıklığa hazırlık için 40 görüşme yapılmış diyor New York'taki davaya ilişkin ayrıntıda. New York'taki davada dinlenen FETÖ firarisi eski polis korkmaz. Tanıklığa hazırlık sürecinde ABD'li savcılarla 40'tan fazla görüşme yaptığını bazı günler 2 bazı günler 4 saat bir araya geldiklerini ifade ediyor yaptığı açıklamada. Ali Tatarsız 8 yıl geçti. E, Aydın'ın 8. sayfada ayrıntılandırdığı haberin başlığı 1. sayfada verilmiş. Basın özgürlüğüne emsal karar, Anayasa Mahkemesi, Türk Hava Kurumu yönetimini eleştiren yazıları yayımlayan bir internet sitesinin erişiminin engellenmesini, ifade ve basın özgürlüğü ihlali saydı. AYM kararında haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemek yargı mercilerinin, görevi değildir ifadelerini kullandı sevgili seyirciler. Barzani'den eş zamanlı Kürdistan çıkışı yine manşetin hemen yanında dikkat çeken bir kısa başlıkta haber. Amerikalı komutanlar Ankara'ya gelirken eş zamanlı olarak Barzani'nin açıklamasına dikkat çekiliyor. Aşiretler PKK'ya karşı tavır aldı. PKK, PYD karşı işbirliği kararı alan 60'dan fazla aşiret ve kabile temsilcisi geçen hafta İstanbul'da toplandı. Toplantıdaki kimi aşiretlerin Suriye hükümetiyle yakın ilişkilerinin bulunduğu öğrenildi deniyor haberde. Komutanlardan önce bombası geldi. İstanbul Bahçelievler'de 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. ABD İngiltere gibi devletlerin envanterinde olan dikkat RDX yeniden karşımıza çıktı bu RDX türü patlayıcı. RDX türü patlayıcıyla saldırı hazırlığında ABD'li komutanların ziyaret öncesinde yapılması dikkat çekti. Dünkü yayınımızı takip eden seyircilerimiz Aydınlık.com.tr genel yayın yönetmeni Ergün Gedek'le biz bu konuyu ayrıntılarıyla dün paylaşmıştık. Bugün de işte o haber başta bu şekilde yansımış. FETÖ'nün kolladığı derneğe AKP'den İmar Kıya sevgili seyirciler özel Aydınlık Haber logosuyla verilmiş haber. Bitmek bilmiyor özellikle bu tarikatlara yönelik sevdası. Bağcılar Belediyesi Nakşibendi Seyit Osman Hulusi Efendi Vakfı için imar planında değişiklik yaptı diyoruz. özel haberinde. Derneğin açtığı İlahiyat Fakültesinin 2001 yıllarında kapatılması FETÖ'cü savcılar tarafından Ergenekon iddianamesine monte edilmişti. Bağcılar Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sedat Özkan alınan kararla cemaat ve tarikatların önünün açıldığını söyledi diyor haberde. Ve emek kesiminin özel haberi Tarık Tekgözlü'nün kaleminden Aydınlık Özel Söyleşi logosuyla Kırmızı Çizgiler greve Götürür başlığında sürmanşette almış 30 fabrikada çalışan yaklaşık 12 bin işçiyi kapsayan Birleşik Metalist Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki grup toplu sözleşme görüşmelerini Adnan Serdaroğlu ile konuştuk. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu taleplerini aydınlığa anlattı diyor. Metal e, greve ilişkin e, ayrıntılar bu şekilde kırmızı çizgilere kavuşturuluyor sevgili seyirciler. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. E, Topkapı Sarayı'ndaki bir keşfe yer veriyor manşetinde. Hürriyet gazetesi Fatih'in hamamı manşetini kullanmış. Seferli koğuşunun altında çıkan hamam önce Roma eseri sanıldı ancak yazılı kaynaklardan hünkar hamamı olduğu tespit edildi diyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından 1460'larda inşasına başlanan Topkapı Sarayı 1478 yılında tamamlandı. Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonda tarihi bir keşif yapıldı. Fatih Sultan Mehmet döneminde saray yapılırken inşa edilen ve 5 padişahın kullandığı hamam gün yüzüne çıkarıldı deniyor. Önemli izler taşıyor sevgili seyirciler. İş adamlarına artı iki istihdam için çağrı. Dün Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın başlığı bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam seferberliğinde çıtayı yükselterek iş adamlarına artı iki istihdam çağrısında bulundu ve yeni bir teşvik sözü verdi biliyorsunuz. Onun da ayrıntısına bakalım. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek dedi Erdoğan. Bakalım bu zemin bulacak mı yaşamın içinde? Başbakan Yıldırım ise karamsarlık değil Türkiye kazandı diyor. Binali Yıldırım karamsar ve kötü senaryoların yazanların elinde kaldığını söylediğine ilişkin açıklama yer ve almış birinci sayfada. Telefon çekti kurtuldular dün yüreğimizi ağzımıza getiren e, Ege'deki işte müteci e, ve göçmenlerin e kayalıklardaki mücadelesine ilişkin fotoğraf bu başlıkla yer almış. Bomba hedefi tarihi zirveydi diyor Hürriyet gazetesi de. İstanbul'da ele geçen 60 kiloluk bombanın Kudüs zirvesini hedeflediği anlaşıldı deniyor. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine yönelik bir saldırı olacağını ilişkin iddiasını yazmış Hürriyet. ABD'ye zor Kudüs sorusu. Ee, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Sizin Kudüs'ü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıması arasında ne fark sorusunu biz sınırlar ve egemenlik üzerinde bir karar almıyoruz diyerek geçiştirmek zorunda kaldığı deniyor Cansu Çamlıbel'in yazısıyla. Kudüs için 5 öneri tarihi Doğu Kudüs kararı ile ilgili açıklama yapan Bahçeli buradaki başkonsolosluğun resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılması da dahil 5 öneride bulunduğu deniyor sevgili seyirciler. Şimdi buna ilişkin yazılar var. Bizim de özel röportajlarımız olacak. Hazır yeri gelmişken onlara bakmakta fayda var. Sevgili seyirciler özür dilerim. Özellikle büyükelçilik olması, büyükelçiliklerin Kudüs'te yer almasına ilişkin önemli başlıklar söz konusu bu çerçevede. İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde beklentilerin üzerinde, ...bir gelişme olduğuna yine değinen köşe yazıları vardı. Bunların içinde de çeşitli şekillerde bu sürecin devam ettirilmesi... ...sonucuna ilişkin olarak da yorumlar var. Mustafa Karahalioğlu örneğin Karar Gazetesi'nde... ...artık bir Filistin müzakere teşkilatı gerekiyor başlıklı yazısı var. İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul toplantısının sonuç bildirisindeki... ...en önemli nokta ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak... ...tanıma kararına yönelik yazılan şu cümledir... ABD yönetimi bu yasa dışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulacaktır hatırlatmasını eklemiş yazısına. Bir başka noktada devam ediyor. Öte yandan İslam ülkeleri Filistin için iyi ve sonuç alınacak bir şey yapmak istiyorlarsa bunu sürekli ve bitmeyen bir enerjiyle yürütmek zorundadır. Çünkü Ortada sanılanın ötesinde bir orantısızlık vardır. Bir yanda ileri düzeyde diplomatik maharet ve himayeye sahip olan, tarihi hafızası güçlü ve nereye varmak istediğini bilen bir İsrail var. Karşıdaysa diplomatik açıdan amatör, tarihi hafızası acılarla silinmiş, bu çapta bir sorunu taşıyacak kadrolardan mahrum Filistin bulunuyor. Önde gelen İslam ülkeleri bu eksikliği kapatmak ve Filistin'e diplomatik, siyasi, ekonomik ve teknik güç aktarmak zorundadır. O kadar ki görevi sadece bu süreçleri yürütmek diplomatik faaliyetleri üstlenmek ve küresel ilişkileri yönetmek olan bir Filistin için müzakere teşkilatı kurulsa yeridir. Bu ağır yük sadece Mahmut Abbas'ın yorgun omuzlarına yüklenemez. Aksi takdirde bugün hepimizi bir travmaya mahkum eden Kudüs kararını da aşan başka bir hamle bir vadede kapıyı çalacaktır diye özetliyor Karalioğlu bugünkü yazısında Karar Gazetesi'nde sevgili seyirciler. Evet e, size e, az önce de ifade etmiştim ulusal kanalda e, nasıl yöntemler uygulanmalı yönünde e, özel röportajları vardı. İstanbul'daki zirveden çıkan Doğu Kudüs kararı için atılacak adımlar netleşiyor. CHP ve MHP Doğu Kudüs'te vakit kaybetmeden Türk büyükelçiliği açılsın çağrısı yaptı. Hükümet kanadındansa yeni bir aşamadayız çalışmalar sürüyor açıklaması geldi. Ortak mücadelemizle Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasını inşallah sağlayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması için yol haritası ortaya çıkmaya başladı. Filistin davasında bir dönüm noktası yaşanmıştır. Yeni bir kafaya geçilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde çıkan Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir kararının uygulanması için yoğun bir diplomasi yürütülecek. Amerika'nın geri adım atması için, kararın değiştirilmesi için her türlü çalışmayı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden de beklentilerimiz var. Zirve kararından memnuniyet duyan CHP ve MHP vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'te Türk Büyükelçiliği açılması çağrısı yaptı. Madem ki mecliste söz söyledim bunu o zaman söylediğin sözün arkasında dur. Şimdi Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliğini açmalıdır. Her türlü desteğe hazırız. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır. Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararına binaen diplomatik misyonumuz Doğu Kudüs'te büyükelçilik olarak belirlenmeli, şekillenmeli ve temellendirilmelidir. Muhalefetten gelen bu çağrılara hükümetten de olumlu yanıt vardı. Ben bu tarihi değişimin, dönüşümün, miladın Orta Doğu bakımından da son derece önemli olduğuna ve dünya barışı bakımından da son derece önemli olduğuna İnanıyorum. Yeni planı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Önce Filistin devletinin bağımsız bir devlet olarak tanınması için Ankara yoğun bir diplomasi yürütecek. Sonra ise büyükelçilikler açılacak. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanımayan ülkeler tarafından da tanınması ve resmen bağımsız bir devlet olması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. İşte bunu başarmamız lazım. Zaten bunu başardığımız zaman tabii ki büyük elçiliklerde bağımsız Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te açılacaktır. Rauf Tamer'in de sözün kısası yazısına bu noktada bakalım. Onun dışında uzman yorumlarına yeniden dönüş yapacağız sevgili seyirciler. Ee, bölgesel e, açıdan bir e, birlikteliğin olumlu izler taşıdığını belirtiyor Tamer bu kadar hantal bir takımı hem de 3-4 günde toplayıp bir araya getirmek kolay değil diyor sözün kısası başlıklı yazısında Tamer. Neyse ki Türkiye ite kaka onu başardı. Tek adam dedikleri Erdoğan tek başına bir işbirliği sağladı. Önce bu noktayı kayda geçelim. Toplamakla bitmedi karar alındı. Şimdi sıra geldi o kararı hayata geçirmeye. CHP Engin Altay Doğu Kudüs'te hemen bir elçilik açalım diyor. Öbür CHP'li Öztürk Yılmaz Trump'ı yalnızlığa etelim diyor neyse ne mümkün olan ne varsa yapalım diye yazı devam ediyor. Sokaktaki adama sorsanız başka öneriler de getiriyor. Demek ki İstanbul'da dikilen fidan hemen yeşermiştir. Aman ha tembel takım yine yan gelip yatmadan önümüzdeki maçlara bakalım bu konuyu koparken... Kaparken bir noktaya değinmek istiyorum. Trump dünyanın kalbiyle oynamıştır. O oynar, sırtında yumurta küfesi yok, okyanusun ta öteki öteki yakasında oturmuş, Orta Doğu denen bir oyuncakla oynayıp dalgasını geçiyor. Tamam da öbürüne ne demeli? Öbürü yani Netanyahu. O dünya Yahudilerine en büyük kötülüğü yapmaktadır. Birazcık kalbi olsaydı Trump'ın tarihi hatasını basiretle karşılar, göğsünde eritir, gaddarlıktan uzak bir insanlık sergiler ve adaletli davranacağını söyleyerek tansiyonu düşürürdü. Netanyahu öyle yapmadı. Bir devlet adamı gibi değil, koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen fırsatçı bir çete reisi gibi davrandı. E ne oldu? İsrail kazançlı çıkmadı ve çıkmayacağı gibi bütün Yahudi camiasını da gereksiz bir tedirginliğe sürükledi diyor. Not e, eklemiş en sonuna Tamer. 57 ülke, 47 ülke. Her neyse. İslam işbirliği iyi kötü yine yürüyor. Peki Hristiyan işbirliğinden ne haber diyor özellikle Avrupa e, merkezine de bu çerçevede bir mesaj iletiyor Tamer e, yazısında. Tabii bu cephenin e, İslam e, ya da bölgesel cephenin en kötü ayağı elbette ki Suudi Arabistan Sabahattin kibarda aydınlıkta işte içimizdeki siyanistler e, başlığıyla bir yazı kaleme almış. Onu da okumakta fayda var. E, Türkiye'de de hala öyle bir kafa varsa en azından mesajı vermiş olalım. Amerikan İslamı diyor. İşte bizim yıllardır ekranlarda Amerikan İslamı diye tanımladığımız bu yeni din Siyonist İslam'dır. Maalesef biz 2009'dan itibaren FETÖ'cülerin türlü hücum ve sayısız davalarına rağmen ulusal kanalda yıllarca bu hususu dillendirmemize rağmen Türkiye'de bırakın Diyanet Kurumu'nu AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ı bile yanımızda göremedik diye devam ediyor. Kuşkusuz ne Diyanet ne Erdoğan elbette Siyonist değiller ama siyasi çıkar hesaplarından hareketle o alçakları görmezden geldiler. Abdestli Siyanistler ilaveten Diyanet bu abdestli Siyanist çeteye karşı hala nasıl sus pus anlaşılır değildir. Tayyip Erdoğan'ın açık ultimatonuna rağmen yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ'ye karşı bırakın teolojik taarruzu basit bir mücadele bile başlatmaması mide bulandırıyor. Aynı şekilde lafa gelince her biri Allah'ın kılıcı fotoğraflarında olan Türkiye'deki diğer İslamcı cemaatlerin Fethullah'ın dayattığı Siyanist İslam'a boyun eğmeleri ve ona karşı dikilmemeleri kıyamete yakın camiler dolup taşıyacak ama o camilerde tek bir mümin bile olmayacak hadisi şerifini akla getiriyor. Suudlaşan İslamcılarımız... Trajikomik olan Türkiye'deki İslamcıların daha düne kadar bu Suud'la kol kola ve gönül gönüle olmasıdır. Düşünün kısa bir süre önce bu Suud'la güya İslam ordusunun temelini atmıştık. Şahsen kimseyi kastetmiyorum ama ben Türkiye'deki İslamcıların pek çoğunun Suudlaştığı kanaatindeyim. Zira Suudlular misali İslam'ı babalarından kalan miras gibi görüp istediği biçimde yorumlama ve kullanma hakkını kendilerinde görüyorlar diye özetlemiş, önemli mesajlar içeren yazısına. Peki, nasıl süreç devam ettirilmeli Kudüs merkezli olarak konunun uzmanları da Kudüs kararlarına imza atan devletlerin somut adım olarak Büyükelçiliklerine Doğu Kudüs'e taşıması gerektiğini belirtiyor. Profesör Hasan Ünal, ABD'nin yaratmak istediği Şii-Sünni bloklaşmasının da çöküşe uğradığı görüşünde böyle bir birlikteliğin ortaya konulmuş olması e, fevkalade yerinde. Profesör Doktor Hasan Ünal, Orta Doğu'da yeni bölünmelere yol açan Amerika-İsrail cephesine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gösterilen iradeyi böyle özetledi. Ünal, zirvede Kudüs kararlarına imza atan devletlere de seslendi. Büyükelçiliklerinizi Doğu Kudüs'e taşıyın dedi. Eğer diğer devletler Doğu Kudüs'e e, e, taşıyamazlarsa bunu, ee, bunun diplomasi de şeyi tükenmez. Yani mesela Filistin'le diplomatik ilişkileri olan bütün ülkeler Filistin'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ü tanıdıklarını ifade ederler ve Filistin'le yaptıkları bütün yazışmalarda da e, Kudüs ifadesi geçer. Ünal Şiilere karşı Washington'un oluşturmak istediği Sünni NATO planının da İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki iradeyle yenilgiye uğratıldığını söyledi. Ortadoğu Sünniler, Şiiler falan gibi bloklaştıralım ve bu sayede bu Orta Doğu'daki işlerimizi kolayca yapalım. Bu ülkeleri birbirleriyle kavgalı hale sokalım. Mümkünse savaştıralım falan. Mesela İran büyük ölçüde Şii bir ülke. Türkiye büyük ölçüde Sünni bir ülke. Şu anda ilişkileri fevkalade iyi. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Hasan Ünal'a göre Türkiye İslam dünyasındaki birlikteliği Kıbrıs'ın tanınması için de fırsata dönüştürmeli. Bu konuda yolun sonuna gelindiği İslam ülkelerine anlatılmalı. Mesela Filistin otoritesinin Kuzey Kıbrıs'ta büyükelçilik açmasından, İran'ın tanıyıp büyükelçilik açmasına, diğer Arap ülkelerinin gelip buna destek vermesine. Çünkü Türkiye şu anda güçlü bir konumda. Bunu mutlaka kullanmalı. İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine ilişkin İsrail Başbakanı'ndan tepki de geldi. Banyamon Netanyahu zirvede yayınlanan deklarasyon bizi etkilemez diye konuştu. Siyanist Birlik Partisi'nden bir milletvekili de Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme çağrısı yaptı. İsrail İstihbarat Bakanı ise Lübnan'ı taş devrine döndürürüz tehdidi yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı zirvede yayınlanan deklarasyon bizi etkilemez diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan. Netanyahu, Kudüs'ün sadece İsrail'in başkenti olduğunu söylemiyoruz. Aynı zamanda Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösteren, Orta Doğu'daki tek ülke olduğumuzda ısrar ediyoruz ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun Filistinlilere de mesajları vardı. İsrail Başbakanı, Filistinlilerin gerçeği fark etmesi gerektiğini ve barış için çalışması gerektiğini belirtti. Netanyahu, birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak ve büyük elçiliklerini bu kente taşıyacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail bir terör devletidir açıklamalarına İsrail parlamentosundan yanıt geldi. İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden milletvekili Ksenya Svetlova, diplomatik tedbir alma olasılığını değerlendirme çağrısı yapıyorum dedi. Svetlova, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesini istedi. Öte yandan İsrail İstihbarat Bakanı İsrail Katz, Suudi Arabistan medyasına konuştu. Lübnan'ı açıkça tehdit eden Katz, Suriye benzetmesi yaptı. İstihbarat Bakanı Katz, askeri harekata girişip onlara engel olacağız. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak. Bu kez tüm Lübnan hedef alınacak ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan'da kapsamlı bir füze tesisi inşa etmekte olduğunun farkındayız ifadelerini kullanan Katz, füze tesislerini vurabileceklerini duyurdu. Lübnan'ı taş devrine döndürürüz diyerek tehdit etti. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Tahran yönetiminin bölgedeki gerçek ve en büyük tehdit olduğunu ileri sürmüş İran'a karşı Riyadla tam mütabakat içinde olduklarını söylemişti. Asya coğrafyasında Çin'in İslam İşbirliği Teşkilatı sonrasındaki tavrı merakla bekleniyordu. Ona ilişkin ayrıntılar geldi. Suriye'nin davet edilmemesi üzerinden Bölgesel sürece bir perspektif yine yorumlar arasında var. Ulusal kanala özel olarak protestolarda var. Onu da vereceğiz. Kudüs meselesine ilişkin gazete başlıkları, haberlerimizin ayrıntıları ve sıcak gündem başlıklarıyla bir aranın ardından Günaydın Türkiye'ye devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi küçük esnafa müjde başlığıyla vermiş. Bir ay sizden bir ay devletten. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafın sağlayacağı ek istihdam için maaş, prim ve verginin birini kendileri birini devlet ödeyecek. Esnafımıza bir ay senden bir ay bizden diyoruz demişti. Yani açıklamasının ayrıntısı şöyle işte üç kişi ve daha fazla 3 ee, kişiden başlamak üzere 3 kişilik bir e, firma eğer bir kişi istihdam ederse onun yükünü biz bu şekilde alacağız diye bir açıklama vardı ama hani bütün bunların aslında merkezine baktığımızda 2018'de bir erken seçim sürecinin olabileceğine ilişkin listeleri günlük yayınlıyorduk işte taşeron'a kadro sözünden tutunda e, birçok başlığa kadar bu tip hamleler vardı bunun son ayağı gibi de gözüküyor bu açıklama. Bir yerine iki, iki yerine üç, dört ilave istihdam içinde seferberlik yapmalıyız. Başbakan Binali Yıldırım'ın da bunu destekleyen açıklaması söz konusu. Bunu bu çerçevede de değerlendirebiliriz sevgili seyirciler. Ter terör örgütünden ana kucağına bir diğer başlık birinci sayfada devlet ikna etti PKK-YPK'den kaçıp ailelerine kavuştular diyor Terör örgütündeki kölelik, tecavüz ve ölümden kurtulmak isteyen 3 kadın terörist, istihbarat ekibinin hazırladığı Halep'ten Kilis'e 77 kilometrelik müthiş bir kaçış planıyla teslim alındı. Ekipler bu yolla son 4 ayda PKK YPG'ye gönderilen 18'i Türk, 25 genci ikna ederek örgütten kurtardı. Çocuklarına kavuşan anneler sevinç gözyaşları dökerken bazıları da mutluluktan bayıldı diyor bir önemli habere yer veriyor sevgili seyirciler. Evet önemli manşetin ayrıntısı bu. Türkiye bir seçim sattına doğru hareket ediyor. Çünkü bütçe görüşmelerindeki planlamalara baktığınızda en büyük sorun işsizlik işsizliğe yönelik dün verilen bu mesaja baktığımızda Taşeron ki yaklaşık 980 bin kişiyi kapsayacağı ifade ediliyor. Bunu çarpı 2 çarpı 3 ile de değerlendirdiğinizde yaklaşık 2-3 milyonluk bir bloku temsil ediyor. %50 artı bir konusunda sıkıntılı olan Erdoğan'ın sadece MHP merkezli bir takım desteklerle yetersiz olduğunu anlayacak oluyor ki, ki anketler de onu gösteriyor işte bu yolla bir ekonomik e, randımanla galiba bu sürece doğru e, Türkiye gidiyor gibi gözüküyor. Bir erken seçim ihtimaline ilişkin e, değer. Akşam gazetesine baktığımızda da artı iki ile daha da Çıldıracaklar başlığını taşıyor. Onun da yine dünkü e, ekonomiye yönelik açıklamaları manşetine taşıması e, önemli bir not. İstihdam zirvesinde iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek, bu ülkeyi kıskananları çıldırtacaktır açıklaması dikkat çekiyor sevgili seyirciler. E, Rokka'dan mahkemeye rüşvet itirazı zarap davasında Hakan Atilla'nın avukatları verdiği ifadede rüşvet verdiğini kabul eden FETÖ firarisi Korkmaz'ın çalıntı deliller sunması ve yanlış ifade vermesi nedeniyle davanın hükümsüz kılınmasını istedi. Buna yönelik henüz mahkeme başkanının bir açıklaması yok. Savcılığın itirazı söz konusu. Dava yine bugün devam edecek. E, onu e, bir cümle olarak özetleyelim sevgili seyirciler. Nedim Şener Posta gazetesinde FBI'ın... Baylokçu yalancı tanığı başlıklı yazısına bu noktada biraz dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü iyiden iyiye sulandırılmış bir dava ve bu çerçevede Türkiye'yi hedef alan bir dava olduğuna dair kodlar e, yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Bir anlamda dört elle bu davaya sarılanların bile son birkaç e, gündür özellikle geri adım ya da sessizliğe büründüğünü söylemek mümkün. Yalan söyledi diyor Şener yazısında. Mahkemede FETÖ ile bağlantısını reddeden Korkmaz, cemaat mi dersiniz, terör örgütü mü dersiniz, benim o örgütle, o yapıyla hiçbir ilgim yoktur, ben polisim ifadelerini kullandı. Bu büyük bir yalan diyor. Şimdi gelelim gerçeklere. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın elindeki belgelere göre Hüseyin Korkmaz, FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Baylo kullanıcılarından birisi. Baylo kullanıcı bilgileri şunlar diye yazı devam ediyor. Kullanıcı adı rüşvet lanetlidir. L'de 50.220 son bağlantı tarihi de 31.8.2014 Baylok programında oluşturulan Devre 2 isimli grupta Fatih Okumuş, Alper Erbay, Muhammed Yakup Açar, Hasan Kerman, Ömer Demir, Onur Ciriş isimli komiserlerle irtibatlı olduğu belirlendi. Hüseyin Korkmaz ayrıca FETÖ'cü tutuklu polisler Yakup Saygılı ve Yasin Topçu gibi isimlerle de Baylok üzerinden irtibatlı. Yani Korkmaz hem fetöcü, hem baylokçu, hem yalancı. Savcılık ve FBI Amerikan halkının binlerce dolarını bir yalancıya verdiğinin farkında mı acaba? diyor Nedim Şener bugünkü yazısında sevgili seyirciler. Habertürk gazetesine bakalım. İki başlıkta manşetini kullanmayı tercih etmiş. Hatice'ler hep gülsün manşını taşıyor. HT Özel Haber logosuyla verdiği haberde zorla evlilik son bulsun. Urfalı Hatice babam vazgeçti ama belli mi olur hayalim var okumalıyım sesimi duyun diyor. Babasını evlendirmek isteyince çatıya çıkıp intihara kalkıştı. Güçlükle ikna edilip kurtarılan Hatice Avcı Habertürk'e konuştu. Hayat burada zor, tarlada mevsimlik işçiyiz. Hem çalışıp hem okudum. İki ablam 14 ve 16 yaşında evlendi. Korkuyorum, erken evlenenler mutsuz, pişman. Okul deyip e, görücüleri çevirdim açıklamasını yansıtmış maalesef bir Türkiye tablosu karşımızda. Ama işte özellikle e, parçalı eğitim sisteminin de getirdiği sancılar bunlar. 4 artı 4 artı 4 sistemi biliyorsunuz özellikle ilk 4'ten sonra... Ee, geçtiğimiz yılın istatistikleri neredeyse 1 milyona yakın kız çocuğumuzun e, örgün okullara kayıt yaptırmadığını ortaya koymuştu. Belki bir kısmı açık e, diye tanımlanan eğitim sisteminin içine dahil edildiler ama e, işte özellikle o bölgede bu tip yankıları Çokça yaşayacağımız konusunda defalarca uyarmıştık 4 artı 4 artı 4 sisteminde derhal ve derhal behemal bu sürecin e, eski sistem belki bir yukarısı hatta e, 12 artı 3 ya da e, 15 artı 3 şeklinde bir takım e, eğitim modelleri de tartışılıyor biliyorsunuz. E, eğitim sezonu başlamadan önce bunları ayrıntılandırmış konuşmuştuk. Bu sisteme geçilmesi gerekiyor ki en azından bu kızlarımızı bir Devlet şemsiyesi altında e, önemli bir eğitim periyodunu tamamlayana kadar sahip çıkmamız açısından da önem taşıyor. İş dünyasına artı iki istihdam çağrısı muhtemeldir ki bir erken seçim. Çerçevesinde değerlendirilecek bir başkın, başlık bugünkü asgari ücret toplantısı da vardı hatırlayacaksınız Türk İş Genel Merkezi'nde gerçekleşecek bu asgari ücret toplantısı ve burada Sarı Eroğlu geçtiğimiz günlerde ilk toplantıda yaptığı gibi işçilerimizden fedakarlık bekliyoruz mu diyecek yoksa asgari ücretin daha da artabileceğine ilişkin mesajlar gelecek mi bir erken seçim hamlesi çerçevesinde bunu da yakından takip ediyoruz birlikte bakacağız. Kudüs planı Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan eden İstanbul kararı sonrası CHP'den büyük, elçilim, büyük elçilik açalım çağrısı geldi. MPS Kudüs Başkonsolosluğu elçilik seviyesine çıkarılmalı açıklaması geldi sevgili seyirciler. Onun bize özgü yorumlarını da az önce sizlerle paylaşmıştık sevgili seyirciler. Evet, değişen kıyafet tarzı kocayı yaktı. Giyim tarzını değiştirip daha şık dolaşmaya başlamasından şüphelendiği kocasının telefonunu inceleyen bir çocuk annesi Tülay A, eşinin sürekli görüştüğü numarayı aradı. Karşısında bir kadın çıkınca aldatıldığını öğrendi deniyor ve bu çerçevede de boşanma davasının sonuçlandığına ifade ediyor. Yargıçlara büyü için Fas'a kurye göndermiş. New York'taki mahkemede tanık olarak koruma altına alınan Reza Zarabın Türkiye'deki çalışanları kendisini yargılayan ABD'li hakim ve savcılara büyü yaptırmak için Fas ve Dubai'ye gönderdiği iddia edildi. Ben ne söylersem inansınlar şeklinde bir büyü yaptırmış sevgili seyirciler. Bu da ilginç notlardan birim. Nihat Ali Özcan milliyette üçüncü seçenek olarak Zarrab davası başlıklı bir Yazı kalemi almış. Dilerseniz bu noktada biraz onu da sarrap davası çerçevesinde birlikte inceleyelim, değerlendirelim sevgili seyirciler. Nihat Ali Özcan'ın Milliyet'teki yazısının ayrıntısına ben buradan başlayayım peki. Bazen hayatımızda inanılması güç tesadüflere tanıklık etsek de komiser muavini Korkmaz'ı ABD'de tanık sandalyesine taşıyan gelişmelerin geleneksel mucize standartının üstünde olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan görünmez bir el devreye girmiş, kapıları sonuna kadar açmış, davada ABD iç istihbarat örgütlerinden Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın adı geçiyor olsa da diğer istihbarat örgütlerinin yasaların uygulanmasını desteklemeleri kanuni bir zorunluluktur. Kaldı ki tanık ve sanıklar Türkiye'den ABD'ye getirilecekse FBI'ın bunu tek başına yapması mümkün değildir diyor yazısında. Anlaşılan ABD istihbarat örgütleri bu iş için sıkı bir koordinasyon yapmışlar ve iyi iş çıkarmışlar. Zarrap davasının hukuki, ekonomik ve ahlaki hedeflerinin olduğu, olduğu ileri sürülebilir. Bazılarını asıl heyecanlandıranınsa politik sonuçlar olduğu bir gerçek hukuki bir dava niyetleri kamufle etmeyi, bazılarının meşruiyetini tartışmalı hale getirmeyi hedefliyorsa, özünde üçüncü yola işaret eder, kitaba göre de politik hedefi elde etmek için e, savaş yapılmıyor, yapılamıyor, diplomasi de işe yaramıyorsa çözüm üçüncü seçenek örtülü operasyondur. Bu durumda asıl sormamız gereken üçüncü seçeneğe neden ve ...nasıl izin verdiğinizdir şeklinde bir yorumla tamamlamış yazısını Nihat Ali Özcan bugünkü Milliyet gazetesinde sevgili seyirciler. Evet Habertürk'ün ardından da Karar gazetesine bakalım sevgili seyirciler. Kağıt üstünde kalmasın başlığı Kudüs'e ilişkin mesajlar açısından dikkat çekiyor... Doğu Kudüsü Filistin'in başkenti ilan eden İslam ülkeleri geri adım atmazsa sonuçlarından sorumlu olur dedi. Ümmetin ortak tavrının havada kalmaması için tarihi kararın e, içinin somut hamlelerle doldurulması önem taşıyor. Hem devletlere hem toplumlara görev düşüyor diyor e, manşetinde sevgili seyirciler. Peki bölgesel denklemde bir açılım sağlayabilir mi? Gözlerin çevrildiği ülkelerin başında elbette. Çin geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıya Çin'den destek geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, İslam ülkelerinin Kudüs'te alakalı endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i destekliyoruz dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm dünyaya Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısına Çin'den destek geldi. Başkent Pekin'de düzenlediği olan basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, İslam ülkelerinin Kudüs'le alakalı endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti. Liu Kang, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i destekliyoruz dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını umduklarını dile getirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı olan üstü liderler zirvesi yapıldı. Ancak İsrail ile 1967 yılından bu yana savaş halinde olan Suriye zirveye davet edilmedi. İstanbul'daki zirveyi kuşkusuz önemli sözleriyle değerlendiren emekli büyükelçi Onur Ömen, Orta Doğu'da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz dedi. Amerika çözümün değil sorunun bir parçası haline geldi kere böyle bir toplantı yapılması önemli kuşkusuz. Fakat burada üzerinde düşünülmesi gereken noktalar var. Emekli Büyükelçi Onur Öymen'e göre o noktalardan biri Suriye konusu. Suriye'nin katılmaması bir eksiklik. Yani İsrail'e komşu en önemli İslam ülkesi Suriye. Suriye savaşından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği askıya alınan Suriye, İstanbul'da yapılan zirveye davet edilmedi. Oysa Şam yönetimi 1967'de Golan Tepelerinin işgal edilmesinden bu yana savaş halinde. Orta Doğu'da Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz. Öğmen Suriye'nin bölgedeki jeopolitik konumunu bu sözlerle özetledi. Suriye'nin önemi göz ardı edilemez dedi. Suriye bütün bu bölgede önemli bir ülkedir. Koşullar ne olursa olsun Suriye'nin önemini göz ardı etmek mümkün değil zirvede alınan kararlara gelince İstanbul toplantısı, konferansı iyidir, önemlidir. Alınan kararı da dikkate almak lazımdır. Fakat bu her şeyi bitirmiyor. Her şeyi bitirmiyor. Bunun somut sonuç vermesi lazım. Emekli büyükelçi zirvede alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği görüşünde. Bunun için de özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik girişimlerin devam etmesi gerektiği vurgusunu yapıyor. Protestolarda sürüyor sevgili seyirciler. Amerika'nın Kudüs kararına tepkiler bitmek bilmiyor. İstanbul'da onlarca servis şoförü araçlarıyla birlikte Amerika ve İsrail Başkonsolosu önünde eylemdeydi. Türk bayraklarını araçlarına astılar. Onlarca araçlık konvoy yaptılar, korna çaldılar. <Sessizlik> Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs kararı, İstanbul'da böyle protesto edildi. İstanbul, umum servis aracı işletmecileri esnaf odasına bağlı onlarca servis şoförü bir araya geldi. Araç konvoyu yapan şoförler önce Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na ardından da Sarıyer'deki Amerika Başkonsolosluğu'na gitti. Bizimdir, bizim şoförler adına ortak açıklamayı Oda Başkanı Hamza Öztürk yaptı. Amerika Devlet Başkanı'nın geçen hafta yapmış olduğu e, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasını protesto etmek amacıyla İstanbul'daki servisçi esnafının bir kısmıyla birlikte, hem İsrail konsolosu hem de Amerikan konsolosunun önünde bir basın açıklaması yaptık. Öztürk Kudüs'ün İslam beldesi olduğunu vurguladı. Servisçi esnafının da tüm İslam ülkeleri gibi Kudüs'ün İslam beldesi olduğunu bildirmek istiyoruz. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi diyor ki bir ay senden, bir ay bizden. O da dünkü Erdoğan'ın istihdam zirvesinde yaptığı açıklamayı öne taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam teşvik paketini açıkladı deniyor. İmalat ve bilişime öncelik verileceği ifade ediliyor. Bu arada yeşil pasaportlu 18-25 yaş arası gençlerin artık çalışmaya başladıklarında da pasaportlarını kullanmaya devam edebileceklerine yönelik bir açıklama önemli. Özellikle memuriyetten gelen ailelerin çocukları biliyorsunuz 25 yaşına kadar yeşil pasaport kullanabiliyorlar. Ama bunun için de bu yeşil pasaport hakkını kaybetmemek için de genelde legal değil de e, kayıt dışı istihdam çerçevesinde çalışmayı tercih ediyorlardı. Bu çerçevede getirilmiş bir hak ama e, buna da özenle özellikle bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Merkezden orta karar demiş Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararına ilişkin başlık bu şekilde taşınmış. Birleşmiş Milletlere taşıyacağız dışişlerinden Filistin değişikliği başlığıyla verilmiş bu haberde. Türk polisine FBI daveti. Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını yürüten emniyet birimlerinden oluşturulan 5 kişilik polis ekibinin Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun davetlisi olarak ABD'ye gittiği ortaya çıktı deniyor. Hakim ve savcılara rol eğitimi empati yapacaklar diyor. Hakim ve savcılar çerçevesinde yeni bir eğitim sürecinin başlığı da bu başlıkla sunulmuş. Kudüs için birleştiler iktidar ve muhalefetin birleştiğine ilişkin başlık. Orta Doğu gazetesine bakalım. Zalimlere okkalı şamar atıldı deniyor. MHP lideri Bahçeli'nin Kudüs meselesine ilişkin açıklaması bu başlıkla verilmiş. Savaş tehdidi İslam ülkelerinin İstanbul toplantısında alınan Kudüs kararıyla köşeye sıkışan İsrail, Lübnan'a ...tehditler savurdu deniyor haberin ayrıntısında. Bunu biraz ayrıntılandırmak lazım. Sadece savaşa e, neden olan açıklama İsrail e, merkezli değil Amerika merkezli de var sevgili seyirciler. Bir Rafet Ballı'nın yazısına bakalım önce bu çerçevede ki biraz da e, kafamızda şekillensin. E, ondan sonra da bir Amerikan ekonomisindeki... E, Tabloyu size sunmaya çalışacağız. Bir hareketliliğin olduğu, bir savaş hazırlığı gibi bir sürecin olduğunu yayınımızın başında da dikkat çekmiştik. Kafamızda şekillensin. Dikkat diyor, ABD barışı savaşla koruyacakmış başlığını taşıyor Ballı'nın yazısı. Şimdi öğrendik ki Amerika yeni bir ulusal güvenlik stratejisi hazırlamış ki pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Trump doktrini olarak ilan edilecek açıklayan General Raymond McMaster 12 Aralık 2017. Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı biliyorsunuz. Ona göre Trump doktrini dört temel ilkeye dayanacakmış. İlk ikisi rutin vatanı korumak, refahı arttırmak asıl önemlisi diğerleri diyor. Üç barışı güç olarak korumak, dört Amerikan nüfuzunu arttırmak. İlk bakışta anlamı ABD tekrar başa dönmeye karar vermiş gibi. Bush tehlikeyi o harekete geçmeden vuracağım demişti. Trump barışı savaşla koruyacağını ilan etmeye hazırlanıyor diyor yazısında. İkisi de savaş kapısına çıkıyor. İlki tehlikeye karşı savaş, ikincisi barış için savaş. Ortak yönleri doğrudan Amerikan ordusuna dayanmaları. Amaç korumanın tutunmanın da ötesinde Amerikan nüfusunu arttırmaktan söz ediliyor. Belli ki durum ciddi fakat net olmayan henüz cevapsız sorular var. Özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan cephesinde. İlkinden başlayalım. Türkiye ile ABD NATO'da müttefik fakat herkes görüyor Suriye'de karşı karşıyalar. En azından 2013-2014'ten itibaren böyle. Temel sorun PKK'nın Suriye kolu PYD Türkiye için terör örgütü, ABD için müttefik kara gücü. Sorun PYD'nin ne olduğunun ötesinde Suriye'nin kuzeyinde egemenlik kavgası var. Türkiye PYD kantonlarını dağıtmak istiyor. ABD tam tersine kantonları birleştirmeye, Akdeniz'e uzatmaya çalışıyor. Sonuç ABD ve Türkiye artık müttefik değiller, hasım oldular. Şimdi sonuç varsayımına gelelim. Yeni güvenlik stratejisine göre ABD sertleşecekse hegemonyasını ABD buna barış diyor, güç kullanarak koruyacaksa müttefiklere ihtiyacı artacak demektir. Oysa ABD müttefik azaltıyor. Ya Türkiye örneğinde olduğu gibi karşı cepheye itiyor ya da Kudüs kararıyla suda yaptığı gibi açmaza sokup altını boşaltıyor. Sonuçta Washington kendi hamleleriyle Elini zayıflatıyor. Bu durumda ABD çekilirken kaos çıkarıyor diyebilir miyiz? Yeni ulusal güvenlik stratejisine bakarsak bir ABD çekilme değil kalma hesapları yapıyor. PYD destekte ısrar etmesi. Suriye'de kurduğu üstler bunun işareti zaten. İki kalmak için de kuvvet kullanacağım diyor. Temel bir göstergede İsrail'in bakışı. İsrail yönetimi Trump'tan memnun. Kudüs kararından da kuvvet kullanma stratejisine gelmesinden de çekilmeye karar vermiş. Arkasında kaos coğrafyası bırakan ABD, İsrail'i mutlu etmez. Dikkat, ABD için yeni dönemin bir işareti Türkiye ve Katar artık hedef listesinde. Radikal İslam'ın destekçisi ilan edildi çünkü. Son söz, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini etraflı konuşmamız gerekiyor diyor Rafet Ballı yazısında. Şimdi Anadolu Ajansı'nın bir grafiğini yansıtsın e, sevgili Ali bize. O e, biraz belki bu çerçeveyi bize daha net anlatır. E, Trump'tan savunma bütçesine savaş ayarı e, şekliyle bir grafik var. E, Trump yönetiminin 692.1 milyar dolarlık savunma bütçesi ABD'nin adeta savaş hazırlığı yaptığı izlenimini veriyor diyor. Temel bütçe 626.4 milyar dolar muhtemel dış operasyonlar fonu. 65.7 milyar dolar. E, muhtemel 500 milyon dolar Suriye eğit donat İsrail'le dış operasyonlar 12 milyar dolar Irak eğit donat füze savunma sistemi geliştirilmesi 4.9 milyar dolar Afganistan eğit donat ve 705 milyon dolar şeklinde bir planlamanın e, temel bütçeye yansıması çerçevesinde okuyalım bunları. Avrupa'daki Rusya tehdidine karşı Avrupa Caydırıcılık inisiyatifi için 5.2 milyar dolar. ABD füze savunma sisteminin modernizasyon ve geliştirilmesi için 10 milyar dolar, uzay araştırmaları 8.5 milyar dolar, 94 adet F-35 müşterek tavruz uçağı alımı 10.6 milyar dolar, 24 adet F/A-18 tipi savaş uçağı alımı 2 milyar dolar, 13 adet P-8A keşif uçağı alımı 1.6 milyar dolar, insansız hava araçları 1.2 milyar dolar Helikopter alımı 74 adet Apache tipi e, ve Black Hawk tipi, 10 adet e, Kinok tipi ve 13 adet de hafif helikopter. 3 milyar dolar, 13 savaş gemisi 25 e, milyar dolar. Biraz daha aşağı inelim. Bütün bunların özeti şu. Tekrar resmi yukarısını bir görelim sevgili Ali. E, resmin e, tablonun son toplamı. 692.1 milyar dolarlık savunma bütçesi olarak özetlenmiş Anadolu Ajansı'nın grafikleri öncesinde az önce Rafet Ballı'nın yazdığı Amerika yeni bir stratejik e, tablo açıklayacak pazartesi günü işte onun öncesinde ekonomik olarak hazırlandığı süreç daha öncesinde McMaster'ın yaptığı açıklamalar pazartesi gününden sonra gerçekten Amerika'nın yeni hamlelerini bir kez daha okumak gerekiyor. Ha e, arada fark şu Geçtiğimiz süreçte Avrupa'sıyla Atlantik tam bir bütünsel cephe olarak e, bu bölgeye saldırı gerçekleştirmişti. Kudüs başta olmak üzere Suriye'de kaybetmesi sonrasında başarısız olan bütün süreçler sonrasında Avrupa e, kendisini Amerika'dan koparmaya çalışıyor. Hatta yeni bir NATO askeri unsuru e, Avrupa merkezli kurma çabası içinde. Asya ile stratejik, ekonomik ve siyasi işbirliği önümüzdeki süreçte askeri bir birliğe de dönüşür mü işbirliğine dönüşür mü? Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere e, bu ülkelerin buna yönelik bir takım hamleleri olduğunu, bir e, Av, e, Asya Avrupa denklemi yani o Avrasya dediğimiz denklemi harekete geçirme çabalarının olduğunu biliyoruz. Şu süreçteki en büyük dezavantajı kendi ekonomisindeki sıkıntısı. Amerika'nın zaten malum e, 692.1 milyar dolarlık savunma bütçesi e, ciddi bir yük getirecek Amerikan ekonomisine e, ve bu çerçevede yalnızlaşan Amerika'nın yapabileceği ataklarda tartışma unsuru işte temel bütçe olarak da e, neyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Ha buradaki temel fark eğer 692.1 milyar dolarlık savunma bütçesiyle şu anki ekonomik dinamikleriyle ayakta durması zor olan Amerika'nın ee, özellikle uluslararası sahada başta Türkiye gibi ülkelerde bulunan sıcak parayı ülkesine çekmek için de bir çaba sarf edeceğini burada biraz altını çizerek okumakta fayda var sevgili seyirciler. Yeni Çağ gazetesine bakalım. Yeni Çağ Gazetesi kırmızı çizgilerimiz kayboldu diyor. İyi Parti lideri Akşener Ortadoğun'un Doğu'nun ağabeyi olmak üzere yola çıktık. Rusya güney komşumuz olduğu başlığını kullanmış. Bölgesel süreci böyle okumuş Akşener ve böyle bir Yorum yapıyor çok da tartışılacağı benziyor sevgili seyirciler Vatandaşın cebindekini vatandaşa vereceğim diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Esnafa maaş desteği Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Kudüs için tebrik Bahçeli Erdoğan'la telefonda görüştü deniyor Büyük acıyı Türkiye çekti dünkü basın toplantısında Putin'in açıklamasında birinci sayfada yer alıyor Ve dünkü yüreğimizi ağzımıza getiren hayata dönüş operasyonu da sür manşette yer alıyor sevgili seyirciler Türk öğretmenin başarısı yine sürmanşette Aybaşık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş çocukla babası arasında iletişimi güçlendiren uygulamasıyla uluslararası bir vakıf tarafından dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasında seçildi deniyor. Nurten öğretmenin hikayesi de yine sosyal medyada dünden beri çokça konuştuğumuz başlıklar arasında sevgili seyirciler. Yeni Şafağa bakalım. FBI bu ülkeden gidecek, ABD'ye kaçan FETÖ'cü Korkmaz'ın itirafı ele verdi deniyor. Türkiye'deki FBI elemanları hakkında inceleme başlatıldı diyor ee, Yeni Şafak haberinde. ABD'ye kaçan FETÖ'cü Komiser Hüseyin Korkmaz'ın FBI bana 50 bin dolar verdi itirafı, Türkiye'yi harekete geçirdi. Ankara, Türkiye'de görevli bulunan ve resmi sayısı 30 civarındaki FBI çalışanları hakkında inceleme başlattı. FETÖ kirli ve kumpasla bağlantısı tespit edilenler sınır dışı edilecek. Türkiye'de faaliyetlerine bir daha izin verilmeyecek diyor haberin ayrıntısında. Savcılarda 40'tan fazla görüşmüş bu FETÖ'cü komiser yardımcısı ve PKK'lı Mark Görk içinde suç duyurusu habere eklenti yapılmış sevgili seyirciler. 15 Temmuz'un patronu Türkiye'de bir diğer başlık Votel kastediliyor. Bombalar NATO'dan çevik kuvveti vurma ihtimali biliyorsunuz geçen gün bulunan bombalı aracın bir hedefinin çevik kuvvet bir diğer hedefinin de İslam İşbirliği Teşkilatı'na e, olduğuna ilişkin e, haberler vardı çeşitli gazetelerde sevgili seyirciler. 6 raylı üstü karayolu 3 katlı büyük İstanbul tünelinde model değişikliği yapıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan projede orta katta bulunan raylı sistemin en alt kata alınmasının uygun görünüyor. Tünelin üst ve orta katları ise otomobil gidiş gelişi için kullanılacak deniyor. Bir proje değişikliğinin de başlangıcı bu başlıkla verilmiş. E, Amerika'ya e, ümmetten one minute deniyor. Kudüs'e sahip çıkan 48 İslam ülkesinin dik duruşu ABD'yi Orta Doğu'da etkisizleştirdi. Filistin konusunda devre dışı bıraktı. Uluslararası alanda destek bulamayan Trump yalnızla mahkum oldu deniyor haberde. TSK'ya roket koruma A bir diğer başlık. Yeni seferberlik hamlesi de yine Star'ın başlıkları arasında. Vatan gazetesine bakalım. İşverene çağrı, ikişer işçi alın mesajı. Bombalar Kuzey Irak'tan ee, biliyorsunuz. Ee, içeriğini az önce Aydınlık Gazetesi'nden okumuştuk. Tren Alt Kata indi. Yine Vatan Gazetesi de vermiş aynı haberi. Üç katlı büyük İstanbul tüneli projesi son halini aldı. İhale e, yılın başında gerçekleşecek deniyor haberde sevgili seyirciler. FETÖcülere Ankasör davrisi 5 ilde 286 subay tutuklandı. Biliyorsunuz ankesörlü telefonlarla iletişim kurduklarına ilişkin haberler geçtiğimiz süreçte yer almıştı. Yurt gazetesine bakalım. Kudüs Milli Dava CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması manşete taşınmış. Türkiye Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliğini hemen bugün açmalıdır. Kahraman madenci Falçay'ı önlemiş Zonguldak'ta Türkiye Taş Kurumu'na ait maden ocağında metan gazı püskürtmesi sonucu meydana giren göçükte ölen 46 yaşındaki maden işçisi Feyzi Dereli gözyaşları arasında toprağa verildi. Dereli'nin metan gazı sızıntısını fark etmesinin ardından yakında çalışan 5 arkadaşına uzaklaşmalarını söyleyip faciayı önlediği belirtildi deniyor haberin ayrıntısında. Sözcü gazetesine bakalım. Herkes gider Mersin ekonomi gider tersine demiş. Erdoğan faizde kurda çok yüksek diyordu. Merkez Bankası faizi 12.25'ten 12.75'e yükseltti. Normal ekonomilerde bu durumda döviz fiyatı düşerdi. Bizde tam tersi oldu. Döviz altın borsa çıktı deniyor haberde. Sürmanşet'te Doğu Kudüs'te Türk Büyükelçiliği açın başlığı var. Hem CHP'den hem MHP'den gelen çağrı Sürmanşet'e taşınmış. FETÖ'cü Emir Subayım, 15 yıl kendini gizlemiş, Yaşar Anıt tanık olarak ifade verdi deniyor haberde sevgili seyirciler. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Otoriterizme kılıf aranıyor. Hükümet basın özgürlüğü ölçütlerini batı merkezli diye reddetti diyor sürmanşette. Komşuda grev bir diğer başlık. Hayırlı buluşma CHP ve SP liderleriyle HDP ve İyi Parti temsilcileri Kudüs için toplanıyor. Bir farklı boyut bugün gün içinde galiba çokça tartışacağız. Bu e, haberin ayrıntısını Cumhuriyet'in başlıkları da bu şekildeydi. Son olarak bir gün gazetesine bakalım. Din ve devlet işleri yine birbirine girdi. Diyanetle Milli Piyango karşı karşıya. Diyanetin Milli Piyango haramdır fetvasının ardından Başbakan Yardımcısı Işık'tan fetvalara biz anayasaya uygun mu değil mi diye bakmayız açıklaması geldi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Can Duran bu sözleri layık cumhuriyette böyle bir şey olmaz diye yorumladı. Gökçek, Tokyo'da borç takıp gitmiş Sayıştay raporu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi'nden kalan 889 milyon liralık borcunu ödemediğini ortaya koydu deniyor. Özellikle AKP'li belediyelerin e, görevden çektirilen belediye başkanlarının bu tablosu çokça konuşuluyor. Bir de son süreçte CHP'li belediyeleri biliyorsunuz çok konuşuyoruz. Saygı Öztürk'ün bugün Sözcü'de bu konuya ilişkin ilginç bir yazısı var. Kılıçdaroğlu kefil olmadan önce bir daha düşünsün başlığıyla Sözcü gazetesinde yer alan yazısına göz atalım. Belediyelerle ilgili iddialar haklı haksız gündemden hiç düşmez. AKP'li belediye başkanları istifa ettirildi ama istifa karşılığı olsa gerek haklarında adli idari soruşturma açılmadı. CHP'li başkanlarınsa müfettiş raporuna dayanarak görevden alınması yoluna gidiliyor. Gazetemizde 16 Ekim'de CHP'li belediyeleri müfettiş kıskacı manşetimizle AKP'nin planını açıklamıştık. İşte düğmeye Ataşehir'de basıldı. Devamı da gelecek diyor Öztürk. Yolsuzluğa açık konular Sayıştay'ın denetim raporlarından anlıyoruz ki belediyelerde birçok konu yolsuzluğa açık. Örneğin ambalaj atıklarının toplanması için imtiyaz hakkı ihale edilmeksizin ve gelir elde edilmeksizin şirketlere devrediliyor. Belediye ihalesiz işlerini kiraya veriyor. Kira süresi sonunda yeniden ihalesi yapılmıyor. Kiralama yerine e ecrimisiyle uygulanıyor. Taşınmasın işgaline süreklilik kazandırılıyor. Belediye şirketlerine kiralanan taşınmazlar ihalesiz üçüncü kişilere devrediliyor. Kamu kurum ve kuruluşu nitelinde olmayan vakıf, dernek gibi kuruluşlara tahsisler yapılıyor. Otopark yönetmeliği hükümlerine uyulmuyor. Toplu taşıma imtiyaz hakkı ihalesiz gördürülüyor veya ihalelerde süre belirtilmiyor. Doğalgaz dağıtım şirketindeki ortaklık payı muhasebe kayıtlarına yansıtılmıyor. Daha neler neler. CHP'nin yapması gereken işte bu durum dikkate alınarak CHP yetkilileri sahip çıkma bağlamında istisnasız tüm belediye başkanlarına koşulsuz kefil olmamalı. Hükümetin görevden uzaklaştırılacak belediye başkanlarının seçiminde özen göstermiş olabileceği düşünülerek daha ihtiyatlı hareket etmeli olayın sıcaklığı heyecanı içinde yeterli hazırlık yapılmadan, uzman görüşmeleri alınmadan, savunma propaganda amaçlı yapılmış açıklamalar beklenen etkiyi doğurmuyor. İlk karşı görüşlerden sonra vatandaşın zihni karışıyor. Partililer bile konuyu anlamakta güçlük çekiyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanının eylem ve işlemleri konusunda kamuoyunun objektif bilgi ve belgelerle aydınlatılması ihmal edildi. Bu amaçla gerektiğinde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, mimar mühendis odalarının, baroların, noterlerin, ilgili odaların, üniversitelerin görüşlerinin alınması yoluna gidilmeliydi. CHP bunu ihmal ediyor ve haklıyken sanki haksızlık yapıyormuş izlenimi doğuyor diyor saygı Öztürk köşesinde önemli bir başlık ve ayrıntıları da çarpıcı sanki bildiği bazı noktalar varmış gibi de bir yorum sezinledik saygı Öztürk'ün yazısında Buna da özellikle dikkat çekelim Ha bir son köşe yazımız vardı onu da yansıtalım onu arada galiba ihmal ettik Kudüs'e ilişkin. Tamer Korkmaz Yeni Şafak'ta terör fabrikatörlerine karşı omuz omuza demiş. Haydut Devlet Amerika'nın Kudüs İsrail'in başkentidir açıklamasına İstanbul'da toplanan Müslüman ülke liderleri tarihi bir meydan okumayla karşılık verdi. 57 ülkeyi temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatı Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan etti. Zirvede <laughs> özür dilerim. Her ne kadar Doğu Kudüs'tense de elbette Kudüs bir bütündür. Doğusu da batısı da Filistin toprağıdır. Filistin'in başkentidir. Terör devleti İsrail ise işgalci konumdadır diyor Korkmaz. Haydut Devlet ABD'ye meydan okuyan bu çok mühim beyanın muhakkak takipçisi olunmalıdır. Zirvede alınan kararlar sözde kalmamalıdır. Kayıp bunca yıldan sonra hiç olmazsa bundan sonra harekete geçilebilmelidir terör devletleri ABD ile İsrail'in sadece güçten anladıkları gerçeği asla unutulmamalıdır. Nihayetinde Haçlı Siyanist ittifakına fiilen tepki verilmelidir diyor yazısında. Başka türlü sonuç e, almak mümkün olmayacaktır. Bu arada gecikmeksizin terör devleti İsrail ile diplomatik ilişkilerimizi kesmeliyiz e, vurgusu yapıyor yazısında. Bunca yaşananlardan sonra Türkiye NATO üyeliğinde artık daha fazla gecikmeden sorgulamak zorundadır. 15 Temmuz 2016'da komutasındaki FETÖ'nün eliyle Türkiye'yi işgale kalkışan NATO ABD'dir. NATO'nun eski genel sekreteri Andreas Fogh Rasmussen, Erdoğan'ın batılı devletlere yönelik son konuşmalarını eleştirerek Türkiye Amerika ile ilişkilerinin kötüleşmesinden dolayı endişe duymalı diye konuştu. Hem darbe girişimiyle işgale kalkışıyorlar hem de Türkiye kendisini savunuyor, batıya karşı dik duruyor diye üstüne bir de hiç utanmadan böyle konuşuyorlar. Yani NATO Türkiye'nin güvenliğini sağlamak şöyle dursun bizatihi Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Anlaşılan o ki Türkiye'siz bir NATO bunların korkularıdır. Öyleyse NATO ABD'nin bu korkusunu hayata geçirmek gerekir diyor Tamer Korkmaz e Yeni Şafak'taki yazısında sevgili seyirciler. Yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gündemimize geçelim sevgili seyirciler. İlk olarak Batman'a uzanacağız. Batman'da medya gazetesinin başlıklarına bakalım. Çalışma alanlarında köpekli arama, Batman Belediye çalışmalarının yapıldığı alanlar, polis eşliğinde köpekli esrarengiz arama yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda özellikle kazı yapılan yerlerdeki aramalar dikkat çekti deniyor. Benim tahminim muhtemel bir gözden kaçan bombalı saldırı olabilir mi ya da gömülmüş bir saldırı ihbarı sonrasında yapıldığını tahmin ediyoruz ama. Batman medyadaki arkadaşlarımız bunun ayrıntısını meslektaşlarımız gazeteciler bir ayrıntısını yazacaktır. Vizyon projede sona doğru Batman Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ile 3. etap vizyon projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda artık son rötuşlar yapılıyor. Şehir güvenli bir hale geldikçe de işte gördüğünüz gibi yatırım projeleri birçok yerel gazetenin özellikle başlığına yansıyor. Seramik fabrikasında bir patlama organize sanayi bölgesinde dikkat çekmiş. Kaymakamlıktan ev yardımı, Sason ilçe kaymakamlığı maddi durumu düşük ailelere ev yardımı yaptı deniyor. Ve yine üretimden bir haber lahana hasadı başladı. Batman'ın Balpınar beldesine bağlı yeni köyünde çiftçiler yerli lahana hasadına sıfırın altındaki soğuklar altında başladı deniyor. Kolaylıklar diyoruz hepsine. Hatay'a uzanalım Batman'dan Ekspres gazetesine bakacağız. Ekmeğimizi israf etmeyelim geçtiğimiz günlerde özel bir röportajla biz de gündeme taşımıştık. 12 milyon ekmek çöpe gidiyor sevgili seyirciler. Ee, buna lütfen dikkat edelim. Vali Erdal Atay'a nezaket ziyareti. Yeni Mahallesi'nde çok amaçlı salon yine bir diğer başlık o olarak göze çarpıyor. Hatay Ekspres'te İzmir'e uzanalım. İzmir'de Yeni Bakış gazetesinin sayfasına bakalım. Sevgileri kanseri 3 kez mağlup etti diyor. Meme kanseri ve korunma yöntemi konulu seminerde konuşan... Yazar Halis açacak, eşi Güldane açacağın amansız hastalığı 3 kez üç kez yendiğini de getirdi. Sevgi de kuvvetli bir ilaçtır. Hastalığı birlikte yendik mesajı vermiş bu çiftimiz. Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde rekor üniversiteli gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan ve gençlerin vazgeçilmez mekanı olan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi birinci yaş gününü kutladı deniyor. Sanat bir direniştir. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide şair yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu yönetmen gazeteci Orhan Alkaya Beyleştirmen yazar yönetmen Beclisayar direnen sanat başlıklı sunu da sanatın direniş olduğunu savundu. Vakıf Bank'tan İTO'ya can suyu, Vakıf Bank ve İTO arasında imzalanan kredi protokolü ile İTO üyeleri düşük faizli ve uygun koşullarda kredi kullanabilecek deniyor haberde. Kubilay anısına koşacaklar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit As Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu bu yıl 11. kez koşulacak deniyor. Rize'ye uzanıyoruz İzmir'den. Fırtına gazetesinin başlığına bakacağız son olarak. Fırtına gazetesi diyor ki insanlık ölmedi. Taş ocağına bırakılan yavru köpekleri barınağa kavuşturdular diyor. Rize'lilerin bu önemli e, mücadelesini e, sayfasına taşımış Fırtına gazetesi. Rize Pomen'de 212 öğrenci mezun oldu. E, polislerimizin mezuniyet törenine yönelik fotoğrafla desteklenmiş bir haber ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde spor zirvesi gerçekleştirildi. Yine birinci sayfasına yansıttığı başlık sevgili seçler. Spordan başlıklara göz atalım bu dakikada ve ardından da bir araya gideceğiz. Önce Fanatik Gazetesi'ne bakalım e, spor gündemi nasıl yansımış. Tudor'un iştahı açıldı ikisini de alalım. Başkan demiş yeni transfer dönemine ilişkin açıklamalar. Orman'dan Ronaldo şakası Şampiyonlar Ligi'nde sonun 16 kalan Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman. Real Madrid'in Pepe'ye geri istediği yönündeki soruları espri bir dille yanıt verdi. Pepe'nin karakterinden, sağdaki duruşundan, altyapıdaki çocukları çalıştırma isteğinden rol model olarak takımda bulunmasından mutluyuz ama Ronaldo'yla takas edebiliriz demiş. Çifte Emre operasyonu. Akbaba mor dönüyor, yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe yerli arayışına başladı deniyor ve Trabzonspor'un teknik adamının açıklaması da hepimize psikolog lazım. Trabzonspor'un hocası Çalınbay yaşadığı kaza dönümden dönen Burak Yılmaz için psikolog lazım mı sorusuna sadece ona değil hepimize lazım açıklamasını yaparak oyuncusuna sahip çıktığını göstermiş. Ee, diğer spor gazetemize Foto maça da bakalım. Fener'e panser deniyor. Kadıköy'e doğru bir Alman futbolcunun transferine yer vermiş. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray'da başarır. Ormandan ezeli rakiplere gönderme bu şekilde yer almış. Türkiye Kupası Lig kadar önemli. Trabzonspor'un teknik direktörünün açıklaması ve Evra Cimbom'da son aday bir diğer başlık. Foto maç gazetesinde sevgili seyirciler. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Günaydın Türkiye'ye devam edecek. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz sevgili seyirciler. E ekonomi yoğun bir gündem genelde yapıyorduk ama bu Cuma biraz. E Kudüs meselesine ilişkin ayrıntıları değerlendireceğimiz başlık olacak Ankara stüdyomuzda da bir konumuz olacak ilerleyen dakikalarda alacağız kendisini. Bu arada. Ekim devrimine ilişkin bir etkinlik var onun yansısını bir görelim e, katılmak isteyen seyircilerimize de bunu duyurmuş olalım sevgili seyirciler Savaş devrim vatan savunması Ekim devriminin 100. yılında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla e, oturumlar var Saat e, 16 Aralık 2017 Cumartesi yani yarın saat 11 ile 19.30 arasında Ramada Otel'de Osman Bey'de Tarihte Rus Devrimi konusuna yönelik Yıldırım Koç'un saat 11'de Aykut Deş'in Ekim Devrimi'nde öncü partinin rolü başlığında 12.30'da Uğurcan Yardımoğlu'nun Türk-Rus devrimlerinin etkileşimleri ile başlıklı konuşması 14'te ve Cüneyt Akalan'ın da 16.30'da Rus devriminde Türkler ve Müslümanlar başlığıyla bir panel konuşması var ve son olarak da saat 18'de 100 yılım tecrübesiyle Ekim devrimi Doğu Perinçek'in açıklamasıyla ve konuşmasıyla son bulacak. Oturum Vatan Partisi Bilim İtopya ...teori ve öncü gençlik organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Ramada Otel Osman Bey'de saat 11 1930 arasında Ekim Devrimi'nin 100. yılında... ...konferans, savaş, devrim ve vatan savunması başlığıyla yer alıyor sevgili seyirciler. Evet Kudüs meselesini inceleyeceğiz dedik. Bir e, Kudüs'ün kalbi grafiğimiz var. E, oradaki e, tabloyu bir görmekte fayda var sevgili seyirciler. Ee, arkadaşlarımız onu e, hazırlasınlar lütfen ve özellikle haritası e, bile aslında çok şeyi anlatıyor. E, nereler işgal edildi e, bugün en çok konuştuğumuz konu başlığı çünkü e, Anadolu Ajansı'ndan e, hazırlanan o haritayı ve grafiği birlikte inceleyelim e, sevgili seyirciler. Filistin davasının kalbi Kudüs. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir açıklamasının ardından işte gözlerin çevrildiği Kudüs şehri tam kalbinde yer alıyor e, izlediğiniz gibi. E, turuncu, sarı turuncu karışımı olan bölge Filistinlilerin yaşadığı alanlar sevgili seyirciler. Yasa dışı Yahudi yerleri ise e, mora yakın e, ekrana sanıyorum o daha... Biraz daha mavi gibi gözüküyor ee, o alanlar yasa dışı Yahudi yerleşim alanları yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda ağırlıkta yeşil olarak gördüğünüz bölümler sevgili seyirciler ki özellikle bu bölgede İsrail'in yeniden yapılaşmaya izin vermesi yeni bir hamle olarak da tartışılıyor hepinizin bildiği gibi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 10 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 200 binin üzerinde de Yahudinin yaşadığı belirtiliyor. Şehrin İsrail tarafından belirlenen kısmı da kırmızı tire çizgileriyle sınırlandırılmış. Yani işgal ettiği topraklar Filistin açısından sevgili seyirciler işte eski şehir olarak bildiğimiz tam o noktanın ee, yanında da Mescidi Aksa bütün dinlerin ortak kalbinin attığı nokta Batı Şeria yukarıda Batı, Batı Doğu bölümleri de hemen Kudüs'ün alt tarafında şu anda da tartışmanın olduğu nokta olarak karşımıza çıkıyor sevgili seyirciler. İşte Batı Şeria Gazze Şeridi, Golan Tepeleri İsrail'in işgali altında bulunan noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu coğrafyayı İyi bilen isimlerden birine e, ulaşacağız bu arada. Eylül ayında işsizlik oranlarına ilişkinde e, ilk veriler sanıyorum açıklandı. 10.6 yılı çift taneli e, kapatacağımızı zaten söylemiştik ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamları ki dün Erdoğan'ın verdiği mesajla da aslında belki bu işsizlik e, rakamlarının e, oluşması muhtemel gibi gözüküyordu. E, bir seçim yatırım olarak da değerlendirilebileceğine ilişkin e, açıklamaları yaklaşık 2 saatlik yayın kuşağımızda gazete ve yerel basından örneklerden ve o açıklamalardan yola çıkarak sizlere aktarmıştık. Ve Eylül ayında da işsizlik oranının %10.6 olduğuna ilişkin veri de yansıyor sevgili seyirciler şu dakika itibariyle. Ankara'ya dönelim. Ankara'da Profesör Doktor Sayın Ercan Enç Ankara stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ee, bir, tabii sıcak gündemle ilgili ben yorumlarını da almak isterim Sayın Enç'ten ama e, arkamda az önce gösterdiğimiz haritaya e, devrimcilerin olduğu e, tarihlerde giden isimlerden birisi. Oradaki ayrıntıları da yine kendisinden sormak istiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ercan Enç Ankara Stüdyomuzda. Sayın Enç Ankara Stüdyomuzda hoş geldiniz. Günaydın efendim. E, hoş bulduk. Günaydın Cahim Bey. Günaydın Türkiye. Ee, Sayın Enç, e, ekonomik yönünüz de var, işsizlik rakamları açıklandı. Oradan başlayalım mı, ne dersiniz? Ee, müsaade ederseniz ben bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz 12-18 Aralık e, Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası 1930'dan itibaren e, kutlanan bu hafta 80'lerden sonra unutturulmuştu. Bu vesileyle hatırlatalım vatandaşlarımızı tutumlu olmaya ve yerli mallar kullanmaya e, öneririm, önerelim, teşvik edelim. Anlatma için çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Enç. Gerçekten Türkiye'de yerli malı kullanımı üretim ekonomisinin canlanması açısından vazgeçilmez koşullardan bir tanesi. Biz de sizin vesilenizle bu haftayı seyircilerimize sık sık Hatırlatmaya çalışalım ee, ki e, üretim ekonomisinin hem kazın, e, kazananı olalım hem de kazandıranı olalım. Önemli mesajlardan biriydi. Teşekkür ederiz. E, 10.6 ile Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Sayın en, en sıcak başlık şu dakikada o. E, Erdoğan'ın da dün özellikle istihdam çerçevesinde verdiği mesajlar vardı. Biraz yayınımız içinde bunun bir erken seçime yönelik de mesaj olabileceğine ilişkin yorumları seyircilerimizle paylaşmaya çalıştık. Sizden çok kısa bir değerlendirme almak isterim. Ee, ekonomik ve işsizlik verileriyle ilgili. E, tabii birkaç gün önce... E... Üçüncü çeyrek büyümesi olarak yüzde %11.1 gibi bir büyüme ifade edilmişti. Tabii şöyle bir durumu yaşıyoruz. Çift taneli işsizlik, çift taneli büyüme, çift taneli enflasyon. Hepsinin çift taneli olması ilginç ve sürdürülemez bir durumu gösteriyor. E, i̇stihdam teşvikleriyle e, istihdam miktarında e, bir artış e, olduğu gerçek e, ama işsizlik de bir yandan artıyor. Çünkü iş gücüne, e, katılımının e, tamamına e, istihdam yaratamıyoruz. Yani bir yandan e, istihdam miktarı artıyor ama e, bu arada işsizlik de artıyor. Çünkü e, her yıl bir e, buçuk milyona e, yaklaşık yeni bir e, iş gücü, e, iş gücü arzına dahil oluyor. E, biz bunun e, 1 milyon, 1.2 milyonuna istihdam sağladığımız zaman e, dolayısıyla e, 400-450 bin kişi e, işsizler ordusuna katılmış oluyor. Bir tabloyla Türkiye karşı karşıya ağır bir yükle... 2000... Bu arada tabii... E... Bugün efendim. Buyurun Sayın Enç, sizi dinliyoruz. Sayın Enç, sizi dinliyoruz. Buyurun hocam. Tabii yani bu işsizliğin dağılımına da baktığımız zaman genç nüfustaki işsizliğimizin yüzde yirmileri aşmış olması, genç nüfustaki işsizlik ve kadınlardaki işsizlik oranı dikkat çekicidir. Ee, bu yüzde %11 11.1'lik bir büyüme ile e, istihdamda yaratılan e, artış arasında bir çelişki var. Yani biz yüzde 11.1 büyüme gerçek ise e, esasında işsizliğimizin bu aranda olmaması gerekir. Çelişkili bir işsizlik. Bunu... Buyurun. Buyurun Sayın Henç. Yani istihdam yaratmayan bir büyüme olduğu anlaşılıyor. Anladım efendim. Önemli bir tespit büyümeyle uyumsuz bir işsizlik tablosu hatta rakamların ayrıntısı herhalde ilerleyen dakikalarda yansıyacaktır hem eğ ne eğitimde ne de işte olmayanların oranının da oldukça arttığı bir e, tablo e, Türkiye açısından sıkıntılı bir e, veriyi karşımıza çıkartıyor. 2018'in ekonomik verileri açısından da e, en önemli aslında e, olumsuz sinyalleri galiba işaret ediyor bu rakamlar. E, bu çerçevedeki yorumlarınız da oldukça e, önemliydi e, Sayın Enç. Şimdi az önce e, siz de yayına bağlanırken Filistin haritasını arkamıza yansıttık. Bir kez daha arkadaşlarımız onu ekrana getirsinler. İşgal edilen topraklar işte Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ama tarihsel açıdan da son derece önemli merkezlerden bir tanesi. İsterseniz ben geçtiğimiz sürecin Filistin ayrıntılarına değinmek istiyorum ama son İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde e, yapılan açıklama ve Kudüs meselesinde alınması gereken tavır noktasında e, sizin görüşlerinizi alarak başlamak istiyorum. Buyurun. E, kuşkusuz e, Doğu Kudüs'ün e, Filistin Devleti'nin e, başkenti olarak e, kabul edilmesi e, önemli bir noktadır, önemli bir husustur. Kudüs'ün e, Bundan sonraki gelişmelere göre e, İslam teşkilatı e, ne tür girişimlerde bulunacak, ne tür kararlar e, alacak e, orası meçhul. E, bir yaptırım kararı e, çıkmadı e, ama Doğu Kudüs'ün e, Filistin'in e, başkenti olarak e, kabulü e, kuşkusuz çok önemli. Gerçekten e, önemli bir vurgu. E, özellikle büyük haclılıkların derhal bu noktaya taşınması noktasında e, özellikle uluslararası deneyimi olan isimlerin e, bir takım yorumları var. Şimdi sırada bu hamle gelmeli şeklinde e, sizin örneğin buna ekleyeceğiniz ya da e, uygun gördüğünüz bir nokta var mı? E, Filistin'in e, Başkenti olarak Doğu Kudüs'ün kabulüyle birlikte ülkelerin Doğu Kudüs'te Filistin elçilikleri açmaları gerekmektedir. Bizim orada bir konsolosluğumuz var. Onun bir an önce büyük elçilik seviyesine yükseltilmesi gerekir. Ee, diğer ülkelerden de e, Filistin'in e, başkenti olarak e, Doğu Kudüs'te elçilik açmaları e, Trump'ın e, kararını hükümsüz hale getirecektir. Ve gündemimize e, yavaş yavaş giriş yapalım tarihsel e, bakış açısıyla Sayın Enç. Şimdi arkamda gördüğünüz e, harita e, sadece biz belki uzaktan bakıyoruz ama e, siz yıllar öncesinde Başta Türk devrimcileriyle birlikte Filistin davasında e, oraya giden isimlerden bir tanesisiniz. Nasıl başladı o süreç? İsterseniz onu e, nasıl karar alındı, nasıl hareket e, mekanizması oluşması e, düşünüldü ve bu yolculuk nasıl başladı? Onun hikayesini e, anlatarak başlayalım diyersiniz sayın hocam. Buyurun. <laughs> ee... 68 gençliği temel özelliği anti olmasıdır. olmasıdır. Bu anlamda da baştan beri Filistin davasının savunucusu olmuştur. Emperyalizmle, siyonizme karşı mücadelenin, emperyalizme karşı mücadelenin bir parçası olduğunu düşünmüştür. Hiçbir zaman semitist olmamıştır. Burada bir Yahudi düşmanlığı yoktur ama Siyonizme karşı bir tavır, bir tutum alışı vardır. Dolayısıyla 69 yılından itibaren Türkiye'den devrimciler de Filistin halkının haklı davasına uluslararası bir dayanışma ve Türk halkının Filistinlerin mücadelesini desteklediğini ...bir ifadesi olarak devrimci gençlikte Filistin'e gitmişlerdir. E, kaç kişi gittiniz, nasıl karar aldınız, nasıl yolculuk yaptınız? Pardon tam alamadım sesinizi. E, kaç kişi Soruyu. oraya gitti, e, nasıl karar aldınız, yolculuk nasıl e, gerçekleşti? Biraz bu ayrıntıları da öğrenebilir miyiz sizden? daha önceden gitmiş arkadaşlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi de Hüseyin Yanan arkadaştı. O Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İdari Bilimler Ekonomi bölümünde aynı bölümdeydik. Gerçi kendisi benden bir sınıf aşağıdaydı. Ee, o Filistin'e e, gitmek isteyen e, arkadaşlar varsa yardımcı olacağını ifade etmişti. Ee, biz de e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden e, bir grup, e, bize Erzurum Üniversitesi'nden de e, iki arkadaş katılmıştı. E, ...Hüseyin İlhan'la birlikte e, Filistin'e gitmeye karar verdik. E, gidişimizde e, Antep'ten e, trene bindik. E, Fırat Nehri'ne doğru bir yokuş çıkar tren. E, orada yavaşlar. E, trenden atladığınız an e, ayaklarını Suriye topraklarına basar. E, dolayısıyla gidişimizde öyle olmuştu. Trenden atlayarak... E, tren yolu tam e, Türkiye-Suriye sınırıydı. E, trenlerin atladığınız zaman Suriye'de oluyordunuz. E, oradan e, Suriye'den e, Yurdun'a geçtik. E, Yurdun'da e, bir hafta kadar Salt şehrinde kaldık. E, oradan da e, Gor Çukuru'na e, gittik. Elfed'in işte bizler için ayırdı. Orada Türkiye'den başka şeylerden gitmiş Türk gruplar da vardı, 25-30 kadar Türk genciydik. Daha sonra bulunduğumuz bölgede istihbarat geldi, İsrail tankları sınıra doğru yürüyor diye. Tabii Gorç çukuru biliyorsunuz, yani derin, deniz seviyesinin altındaki bir yer, böyle portakal muz bahçeleri arasında bir kamp yerimiz vardı. İsrail tanklarının sınıra doğru ilerlediği şeklinde bir haber geldi ve bizim bulunduğumuz bölgedeki El Fetiye'de böyle bir durumda saldırının arkasına sarkma görevi verildi. Ee, bunun üzerine biz e, Türk gruplar e, Türkiye'ye dönme kararı verdik. E, tabii orada e, acı bir e, anı hatıra olarak e, dönmeden e, iki gün önce 10 e, kilometre ötemizde e, e, bir uçak savar e, bir şey vardı. Doçka uçaklarının bulunduğu onları ziyarete gittik. onlara ayrılacağımızı, kendi mücadelelerinde başarı dileklerini ifade ettik. bize kahve pişirdiler, sohbet ettik. ayrılırken uçak savarlarla bir salvo ateşi yaptılar. Uğurladılar bizleri. ama gündüz gözüydü. o Gece e, bulunduğumuz bölgeye e, İsrail uçakları hava saldırısında bulundu. E, sabahleyin e, uyandığımızda e, bir gün önce e, beraber e, olduğumuz Filistinli arkadaşlarımızın e, bombardımanda e, yanmış e, vücutlarıyla karşılaştık. Onlar bizi uğurlamak için açtıkları ateşle bir bakıma yerlerini İsrail'e tespit ettirmiş oldular. Çok acı, hüzünlü bir şeydi tabi. Tabloydu. Bir gün önce beraber olduğumuz Filistinli dostlarımızın, arkadaşlarımızın ölmüş bedenleriyle bir gün sonra karşılaşmak. Ee, sadece Türkiye'den devrimciler mi gitmişti? Dünyanın e, çeşitli ülkelerinden gelenler var mıydı? Biraz kampın e, e, tablosunu e, sizden öğrenmeye çalışıyorum ama bulunduğunuz yerde. Yani tabii e, dünya çeşitli yerlerinden gelenler vardı ama bizim e, bulunduğumuz yerde e, sadece biz e, Türkler vardık. Kuşkusuz Filistinli arkadaşlarımız da vardı ama başka ülkeden yabancılarla orada karşılaşmadık. Türkiye'den kaç kişi gitmiştir? Böyle bir tahmin yapmak mümkün mü toplamda? Sizden önce gidenler vardı bilmiyorum. Sizden sonra gidenler oldu mu? Ee, yani gerçekten önemli bir devrimci e, kuşağının orada mücadelesine hep e, tanıklık ederiz. Ama bizatihi yaşamış isimlerden de bunun notlarını almak istiyoruz. E, toplamda kaç kişi e, gitmiştir? Şehit olanlar var e, devrimcilerden. Biraz da onların hikayesini sizden duymak isteriz. <laughs> Biz tabii e, Türkiye'ye e, dönen grup olarak... E, 16 kişilik bir gruptuk. Bu 16 kişinin 14 kişisi esasında üniversite öğrencisiydi. İki tane öğrenci olmayan işçi arkadaş vardı bizimle beraber. Biz dönüşümüzde Diyarbakır'da yakalandık. Daha sonra e, bizim Türkiye'den kalan e, gruptan, e, oradaki arkadaşlar, e, e, daha sonra onlar Türkiye'ye e, giriş yaparken e, onlar da e, yakalandılar. E, biz e, bir yıl kadar Diyarbakır cezaevinde yattıktan sonra e, tahliye olduk. E, daha sonra bizim hareketimizden arkadaşlarımız başta Bora Gezen olmak üzere onlar Lübnan'da Filistin kampına gitmişlerdi. orada Türk istihbaratının İsrail istihbaratıyla işbirliği yapması sonucu İsrail özel olarak bizim arkadaşlarımızın bulunduğu yöreye e, baskın e, yaparak e, orada e, şehit, 8 arkadaşımızı şehit etmişti. Hmm, Hatıralarını anıyoruz saygıyla. Saygıyla eğiliyor, anıyoruz evet. Eğiliyoruz önlerinde. E, Filistin Türkiye ile Filistin halklarının dayanışması olarak e, aydınlık hareketinden de 8 e, arkadaşımız eee topraklarında topraklarına can vermiş Evet. E, gerçekten e, çok e, biraz duygu yoğunluğu oluyor e, sizden e, bunu e, net bir şekilde de hissedebiliyoruz anlatımınızdan ama hani bir dönemin önemli bir ayrıntısı o açıdan da sizin bizzat oraya gitmiş bir isim olarak bu devrimcilerin Filistin mücadelesindeki hikayesini dinlemek istedik. Yeniden kampa döndüğümüzde örneğin siz sizin bulunduğunuz yerde bir şekilde sıcak çatışmaya katıldınız mı? O günlük periyodu ya da 24 saat orada nasıl geçiriyordunuz? Onun ayrıntılarını öğrenebilir miyiz? Yani e, orada pek e, öyle çatışma olmuyordu. E, yapılan şey e, taciz ateşidir. E, İstanbul, şey, İsrail karakollarına e, taciz ateşi yapılıp geri dönülüyordu. E, öyle bir çatışma e, olmuyordu. Kampta 24 yani saat o nasıl? O dönemde e, yapılan şey bir taciz ateşinin ötesinde öyle bir e, fiili bir çatışma e, olmadı. Olmadı. 24 saat nasıl geçiyordu kampta? E, bu hava nasıldı? Biraz da onu anlama şansımız açısından e, anlatma imkanınız var mı? Hatırladığınız kadarıyla tabi. Nasıl yapıldığıyla ilgili mi, olarak mı? Yani 24 saat nasıl kalkıyorlar? Bir askeri eğitim mi vardı kamp içinde? Bir disiplin, nizam? Yani çünkü bu çerçevede gününüz nasıl geçiyordu? Hani oradaki kamp hayatında bunun izleri açısından seyircilerimizin belki bilmediği notlar vardır. O açıdan soruyorum. E, tabii eğitim görüyor görüyorydık. E, gündüzleri eğitim oluyordu. E, akşamları e, aramızda e, siyasi tartışmalar yapardık Türkiye ile e, ilgili olarak. E, dedim e, az önce de anlattığım gibi e, arada bir dedim işte e, İsrail uçaklarının bombardımanları oluyordu. E, ama e, ilginçtir, e, ilk defa biz e, siper e, kazmıştık. Hı. İşte bombardıman olduğu zaman e, o e, siperlerin içerisine giriyorduk. E, Tabi e, orada e, çok uzun sürede e, kalmadık dediğim gibi gittik. E, bir aydır, e, bir ay kadar kaldık. İyi ama yani simgesel anlamı ya çok sonra, büyük tabii. Yani dediğim nedenlerden dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Ama simgesel anlamı çok büyük tabii. Yani sizin bulunduğunuz dönem belki bir ay ama onun vermek istediği mesaj tüm dünya açısından kuşkusuz çok önemli. Sizin gibi kaç tane kamp vardı? Siz mesela denizin altında bir noktada bizim kampımız bulunuyor demiştiniz. Yani diğer bölgelerdeki kamplarla hani sizler gibi gidip oralarda kalan kaç tane kamp vardı? ...hatırlayabildiğiniz kadarıyla tabii. Şimdi sorunuzu sorunuzu, sorunuzu tamamlayamadım da... Evet. E, Buyurun. Tekrar diyebilir misiniz soruyu? Ha, tabii. E, kaç tane kamp vardı? Siz mesela e, denizin biraz altında bir kampta e, biz e, yer almıştık dediniz. Anladığım kadarıyla birkaç bölgede daha e, kamplar oluşmuş. Kaç tane kampa e, Türk devrimcileri e, gidebiliyordu ya da öyle sorayım. yani dediğim gibi biz ilk 30 35 kadar Türk'tük. bulunduğumuz kampta ama işte kamp dediğinde Gorçkur'da Portakalımız bahçelerinin içerisindeydi. bir binadır. Daha sonra bizim oradaki Türk grubu ayrıldı ikiye. Biz esas olarak öğrenci grubu diğer Türklerden ayrılarak daha ilerideki bir kamp yerine gittik. Diğer başka kamplarla ilgili pek bir bilgimiz yok. Anladım. Ee, son olarak şunu sorayım. Ee, geçtiğimiz günlerde çokça tartışıldı aslında bu Kudüs meselesi geldiğinde e, birkaç televizyonda devrimcilerin hikayesini küçük notlarda da olsa dinleme imkanımız oldu. Bizzat yaşayan bir isim olarak biz de sizi yayınımıza davet ettik ama bu kamplardan bir şekilde böyle kaçanların olduğuna ilişkin de e, bir takım bilgiler var. Buna yönelik e, kimdi o isimler, neden kaçtılar e, bir de onun yorumunu almak isterim sizden hazır yakalamışken. Yani sorunuzu e, e, tam olarak anlayamıyorum, duyamıyorum. Öyle mi? Bir o, o zaman çok tek yavaş geliyor. Teknik bir e, e, neyi program. merak ettiğinizi tam anlayamadım. E, kamplardan kaçanlara ilişkin şimdiamini cevaplar veriyorum. Buyurun, buyurun. E, kamplardan kaçanlara ilişkin de e, bir e, birkaç haftadır böyle sosyal medyada bir takım e, tartışmalar var. E, kamplardan e, kaçanlar neden kaçtı? E, buna yönelik de bir şeyler söylemek ister misiniz e, diye sordum. Tabi sesim ulaşabiliyorsa sağlıklı bir şekilde. Kamptardan ka ka kaçma hadisesi e, bizim olduğumuz dönemde böyle bir olay e, gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi daha sonrasına yansıdı. Peki. Sayın yani onun için e, böyle kamptan e, ka kaçmalarla ilgili e, gözlemme dayanan bir bilgim yok. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın e, çok çok teşekkür ediyoruz ee, bir dönemin e, son derece önemli mesajlarını içeren devrimcilerin. Filistin hikayesine ilişkin e, bizatihi oraya giden e, ve orada Filistin mücadelesine destek veren bir aydınlıkçı bir devrimci olarak sizi yayınımızda armak istedik. İşte arkadaşlarımızla o dönemden yansıyan e, fotoğrafları, o devrimcilerin e, fotoğraflarını sizlere yansıtıyorlar. E, Sayın En çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım ardından size veda edeceğiz efendim. E, çok teşekkür ediyorum eee Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletle er geç kavuşacakları konusundaki inancımız tamdır. Biz de bu inançlılıkla... Inancımızı bir kez daha ifade ediyorum çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Enç e, Profesör Doktor Sayın Ercan Enç Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara stüdyomuzda işte az önce o gösterdiğimiz Filistin haritasında o Filistin davasına Filistinliler e, cephesinde destek vermek için e, giden devrimcilerden biriydi. E, biraz sorgulamaya e, o e, anlarda yaşananları Bizzat orada yaşamış bir isim olarak almaya çalıştık. Tabi devrimciler böyle hikayeleri anlatmayı da çok sevmiyorlar. Ama en azından o bu sürecin belki konuşulması gereken en önemli meselesiydi. Bir kez daha saygıyla anıyoruz orada yaşamını yitiren bütün devrimcileri sevgili seyirciler. Evet ekonomi yoğun gündemde bu arada arkadaşlarımın notu var fotoğrafa ilişkin hemen onu da size yansıtmaya çalışayım. Evet arkamdaki fotoğrafta az önce evet size yansıyan fotoğraftaki der Sayın Ercan Enç, Hüseyin İnan ve Filistin'e giden diğer devrimciler Filistin dönüşü yakalandıktan sonra Diyarbakır cezaevinde çektirdikleri işte hatıra. Fotoğrafı sevgili seyirciler bir de oraya gittiler diye tabii Türkiye'de yakalandılar ki o Diyarbakır cezaevinin meşhur koğuşlarında da bir süreci geçirdiler sevgili seyirciler bunu da bir not olarak aktaralım. İki tane istatistik veri, süremiz biraz dolmak üzere ama onları verelim. İş gücü istatistiklerini az önce verdik. 10.6 oranında gerçekleşti. istihdam oranı 47.9, iş gücüne katılma oranı 53.6. Kritik verilerden biri genç nüfustu 15. 24 yaş arası nüfusta istizlik 26.7 ne eğitimle ne de istihdamda olanların oranı ise yaklaşık %36.3'lere ulaşmış bulunuyor sevgili seyirciler buna dikkat çekelim. İnşaat, ciro ve üretim endeksleri de 3. çeyrek rakamları açıklandı. İnşaat sektöründe cironun %21, %27.1 arttığına ilişkin e, TÜİK verileri yansıyor biraz daha ayrıntı verebilir miyiz diye bakıyorum. Ee, takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi 2017 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 27.1 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde %6.7 oranında artmış. İkinci e, TÜİK verisi de e, artık yılı tamamlarken bunlar önemli veriler sevgili seyirciler. E, nispi de olsa inşaat sektörünün galiba son büyümeye bir katkısı burada yansıyor gibi gözüküyor. E, ilerleyen dakikalarda e, bütün e, istatistikler ortaya çıktığında bunun ayrıntıları da mutlaka yansıyacaktır sevgili seyirciler. Bitcoin'i çok konuşuyoruz. Bitcoin konusunda şimdi ajanslara baktığımda örneğin İngiltere'den bir haber. İngiltere finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin Genel Müdürü Andre Bailey'nin Bitcoin'e yatırım yapanlara tüm paralarını kaybetmeye hazır olma uyarısı var. Bitcoin'i çok tartışıyoruz. Biz de inceledik biraz bu Bitcoin meselesini. Bitcoin ismi neredeyse duymayan kalmadı. Yaklaşık 10 yıldır var olmasına rağmen bu yıl deyim yerindeyse Türkiye'nin de gündemine oturdu. Peki nedir bu Bitcoin? Ne işe yarar ve nasıl alınır? Ulusal Kanal ekibi sizler için Bitcoin'i araştırdı. Birlikte izliyoruz. Bildiğiniz diğer hiçbir paraya benzemiyor. Yani aslında somut olarak yok, sanal olarak dijital ortamda var. Ha şey para değil mi? Evet, sanal para. Sanal para, evet. Nereden? Biliyorsun? Yine sizin gibi e, röportaj yapan bir yerde. Değeri 5 artıyor, biraz alıyor. Fiyatı her geçen gün yeni rekor kıran bitcoin, son zamanların en çok konuşulan para birimi oldu. Bitcoin'i duydunuz mu? Duyduk, sanal para. Bitcoin'i duydunuz Ha, duymadım. Finansal okur yazarlığı olan olmayan herkes Bitcoin'i duymuştur. Peki nedir Bitcoin? Adı Bitcoin. Son günlerde Türkiye'de hemen herkes bu parayı konuşuyor. Peki Bitcoin nedir? Ne işe yarar? Sizin için araştırdık. Dijital bir para birimi olan Bitcoin 2008'de ortaya çıktı. Bulan da Satoshi Nakamoto takma isimli bir internet kullanıcısı. Bitcoin ee, takip olmayan sanal bir para birimi yani internet üzerinden kullanabildiğimiz. Tamamen matematik esaslı olan Bitcoin hiçbir kurum ya da kişi tarafından kontrol edilemiyor. Son 3 günde %65 değer kazanan bitcoin şu aralar 70 bin lira civarından işlem görüyor. Yok ben inanmıyorum. Bir de yatıracak kadar para kazandığını inanmıyorum insanların. Şu an o kadar zor durumda yaşıyor ki insanlar. Bitcoin sahibi olmanız için ilk önce kendi sitesine girip üye olmanız gerekiyor. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra kendi banka hesap numaranız üzerinden aldığınız dijital paranızı kullanabilirsiniz. Yok düşünüyor maalesef düşünmüyorum. İnternette aram yok yani çok fazla. Güvenli mi? Yok bence güvenli. Türkiye'de kar amaçlı kullanılıyor ama aslında bitcoinle çoğu sitede alışveriş yapabilirsiniz. Paranın kullanıldığı alanlar her geçen gün daha da artıyor. Yok hayır almadım. Yok hiçbir bilgim yok sadece sanal para olduğunu biliyorum. Nereden İnternetten, reklamlardan. Alışveriş mağazalarından havaalanına kadar pek çok işletmede bitcoin geçerli bir ödeme sistemi. Alanlar var şimdi. Anan, çok. Bu ben bunu ilk defa 100 dolar mıydı? 3 dolar mı duymuştum? Birkaç sene önce. Şimdi bir Bitcoin çok yüksek para oldu yani. Bitcoin'in ilk çıktığı sıralarda e, bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm ama bana göre evet. geç kalındı. Şu anda gündemde sadece Bitcoin var ama bunun dışında Ripple, Litecoin, Ethereum, Dash gibi başka sanal paralar da var. Sanal para. Yani iki sene önce olsaydı alırdım da şu an alamam tabii. Herhalde 15 bin dolarlarda falan bildiğim kadarıyla. Sanal para bir mi? Düşünüyorum. Evet Bitcoin'in sokağa yansıması bu başlıkta. E, Fransız haber ajansından ilginç bir haber var. Ajans Frans Press'e konuşan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG üyelerini... Ee, ABD bizi kullanıp atacak korkusu sardığına ilişkin e, açıklamalar yapan terör örgütünün liderleri bizi piyon gibi kullandılar sonra unutacaklar şeklinde e, Ajans, Presse, e, Ajans France Presse konuşan bir takım terör örgütü liderlerinin açıklamalarına yer verilmiş e, bir cümle e, onu sizlere aktaralım. Gün içinde belli ki bunu çok koça e, konuşacağımız bir başlık olarak da görebiliriz sevgili seyirciler. Şimdi... E, Çocuk yaştaki sağlık grubunu pediatri, yaşlılıktaki sağlık grubunu da gediatri e, bilim dalı ilgileniyor. Dünyada her 3 yaşlıdan ikisi günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamıyor bu e, bilim dalının yaptığı araştırmalara göre. Uzmanlar sağlıklı bir yaşlılık için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine işaret ediyor. Gediatri bilimi yani yaşlılık tıbbı 65 yaş üstü bireylerin mevcut sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor. Yaşlanmayla birlikte hastalık sayısının arttığı bir gerçek. Uzmanlar ise özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerin beslenme alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Burada ne verirlerse onu yiyoruz. Mesela şu yemeği yapmışlar ben o yemeği sevmem de yemem de. Kendi kafama göre besleniyorum. Hani doktor şunu demiş bunu demiş. Akademik Gediatri Derneği yaşlılarda beslenme, gediyatri hastalarını bilinçlendirme ve farkındalık kampanyası düzenledi. Dünyada her 3 yaştan ikisi öğün atlıyor günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamıyor. Peki sağlıklı yaşlanmak için ne? ne yapmalı? En önemli konulardan biri öğün atlamamak. Eğer bir şekilde bir yaşta öğün atlamaya başladıysa bu bize artık sinyal veren, alarm veren bir durum oluyor. Altta yatan bir hastalık süreci olabilir. Onun için hani yeterli ve sağlıklı beslenme konusunda öğün atlamamak çok önemli. Besin çeşitliliği konusunda daha hassas davranmak. Hem et balık ürünlerinden, süt ve yoğurt ürünlerinden, işte tahıldan, baklagillerden ve meyve sebze tüketiminin yeterli olması çok önemli. Doğru beslenme ve tıbbi takiple sosyal yaşamdan kopmadan başa Yararlı bir şekilde yaşlanmak sizin elinizde. Yaramıyor, yediğimizde yaramıyor, bacaklarımız ağrıyor, belimiz ağrıyor. <laughs> Eğer yeterli protein tüketmiyorsanız ileride kas kaybının, kas güçsüzlüğünün olma ihtimali çok yüksek. Yetersiz beslenen yaşlılarda kas gücünde azalma gerçekleşiyor ve kırık riski de artıyor. Fiziksel kısıtlılıklara daha zor hareket etmeye sebep oluyor. Ve çok bilinen bir yanlış, uzmanlar yaşlıların zayıflamasını doğru bulmuyor. Yaşlılar çok zayıf olmaktansa kilolu olmalı diyorlar. Bir yaşlıyla bir gencin ideal kilosu aynı mı? Gençlerde normalin üstü kilolu dediğimiz kiloların yaşlar için çok daha sağlıklı olduğu, ömrü uzattığı, daha fonksiyonel oldukları görülmüş. Evet doğru bilinen yanlışlarla da bu kuşağımızı da tamamlamış oluyoruz. Haftayı bu notlarla tamamladık. Günaydın Türkiye'de yarın saat 11'de Büyüteç'te birlikte olacağız. Uluslararası çapta başta NATO olmak üzere birbirinden değerli konuklarla bölgesel konuları değerlendirme imkanımız olacak. Sevgili seyirciler Ali Şirvan'la birlikte hazırladık. Yarın Büyüteç'te buluşuncaya dek hepinize mutlu bir cuma, iyi bir hafta sonu dileklerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın. Yalnız bu telgrafımıza değil çok şeye cevap olan Refet Bey'in bu telgrafını aynen arz edeceğim. Asayişle alakalı ve gayet aceledir. Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine. 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Telgrafınızı Selahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendine veremedim. Selahattin Bey'i herkes gibi siz de pekala tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zat. 10 günden fazla bu mıntıkada kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kaldı kumandayı almadan geri kaçacaktı. Kendisini temin ve tatmin ederek vatani vazifesini hatırlattım. Memleketini herhalde sever ve fakat vakitsiz icraata gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan malumattar olduğu gibi bu işin neticelendirilmesi için İstanbul'da dahi çalışmış ve muvaffak olmuş buraya seçilmesi Cevat Paşa tarafından olmuş. Dolayısıyla maksada zararlı olamaz ve hiçbir ahali mahfininde gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Bilakis maksat dahilinde ve fakat sessiz bir surete çalışmayı vaat etti. Sadık Bey'le münasebeti hakkında verilen malumata inanamıyorum. Zaten aldığımız haberi iyi doğrulatmadan ve belli bir program tanzim etmeden çalışmak kuvvetlerin kaybına sebep olur. Doğu ahvali hakkında bana verdiğiniz malumatta aldığınız mübalağalı haberlere kapılmamış olsaydınız, ihtimal ki ben vaziyeti daha iyi idare eder ve kumandayı terke mecbur kalmazdım. Kendi başına karar verecek insanların hakiki vaziyeti bilmeleri lüzumunu siz de takdir buyurursunuz. Dolayısıyla Selahattin Bey'i maksatsız bir surette ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Selahattin Bey hakkındaki telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp sükunetle son bulan bu telgraftan kati maksadınızı çıkaramadım. Bununla beraber birkaç güne kadar Selahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Herhalde adı geçeni uygun bir tarzda maksat dahilinde idare için tedbirler alın.